günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen programı Söylemezsem Olmaz başladı. Hepinize hayırlı, uğurlu sabahlar olsun. Günaydın efendim. Salı günü bugün gerçekten ortalığı sallayacak bir program olacak. Salı sallanır. Salı nasıl sallanır herhalde göreceğiz. Az sonralarda da gördüğünüz gibi enteresan gündemler var. Biz şimdi normalde magazin konuşan, magazinin de gerçekten gündemini belirleyen bir programımız ama tabii zaman zaman bizim de başımıza talihsiz şeyler geliyor ve daha doğrusu işin içinde bulduğumuz her konuyu biz de başroldeysek ya da biz de işin içindeysek konuşacak tabii canım, kadar Allah şeffaf Allah. Bir programımız. Birazdan da zaten bunu göreceksiniz. O yüzden iletişim adreslerini verelim, hemen konuya geçelim. WhatsApp ihbar numaramız 0552 770 0623, söylemezsem olmaz official. YouTube kanalında bizi izlemek istiyorsanız orada da tabii ki bizi takip edebilirsiniz. Söylemezsem olmaz yazıp abone olmanız yeterli. Ben Bircan Bali efendim. Ben Arto Dalga. Seren Serengil. Eğer klasikleşmiş magazin turumuz hazırsa buyurun gidelim. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Söylemezsem olmaz, sizler için tüm yeni gelişmeleri magazin turunda derledi. Aras Bulut İynemli Bige Önal aşkı resmen bitti. Evleri ayırdılar. Önal'ın eski sevgilisiyle evi ayırdığı gerçeği nakliye şirketinin yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Hadisenin magazin korkusu. Kendisiyle konuşmak isteyen muhabir hayatının şokunu yaşadı. Hadisenin şoförü kırmızı ışık ve trafik dinlemedi, gaza bastı. Bu neyin acelesi, neyin telaşı? Hadise Hanım, iyi akşamlar. Nasılsınız? Aa, kırmızı yanıyor. Erdal abi gel. Niye böyle yaptı ki o? 2022 yılını hızlı geçiren hadise sonuna yaklaştığımız yıldan akılda kalanları sosyal medyadan paylaştı. Hadisenin bu paylaşımlarından birinde rapçi Murda'yla aşk paylaşımı yapması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Hatırlarsanız Murda'yla olan yakınlığı sebebiyle eski eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinden veto yediği iddia edilmişti. Ben Murda'nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. O yüzden bu konuyla ilgili herkes gibi aynı fikirdeyim. 2 ay önce Roma'da evlenmişlerdi. Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir İstanbul'da düğün yaptılar. İkilinin düğünü sosyal medyada çok konuşuldu. Erkan Petekkaya ile birlikte O Kız'da oynayan güzel oyuncu Sezin Akbaşoğulları verdiği bir röportajda flört aşamasında nasıl davrandığını anlattı. Göz kaçırmak utangaç bir tavır gibi geliyor bana. Utanmak hiç de iç gıcıklayıcı değil. Biraz cesur olmak lazım. İlgilisine duyurulur. Tecrübeli oyuncu Erkan Petekkaya'nın sosyal medya isyanı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamayla bir Twitter hesabının olmadığını söyledi. Sosyal mecralarda ismimi kullanıp şahsım tarafından atılmış gibi gösterilen tweetler bana ait değildir. Herhangi bir Twitter hesabım yoktur. Skandal olayların başrolü Uğur Akkuş'la bir dargın bir barışık evlilik yaşayan Ebru Şallı hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan eşi Akkuş'la lüks bir yemekçiden çıkarken görüntülendi. 2023 herkesi için güzel geçsin dedi. Evet, Ömür'le birlikte güzel bir yemek yedik böyle, keyifliydi. Ünlü bir derginin yılbaşı partisinde şıklık yarışı yaşandı. Ece Sükan, Tülin Şahin, Gülcan Arslan, Aslıhan Karalar, Mehmet Dinçerler, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin çifti, Deren Talu, İbrahim Kutluay ve daha birçok isim kıyafetleriyle dikkat çekti. Çılgın Bediş'te canlandırdığı Banu karakteriyle akıllara kazınmıştı. Sonay Aydın yıllar içinde estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Barbie'ye benzemek istedi, dilediği gibi olmadı. İşte benim stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova estetik kurbanı oldu. Sosyal medyada alay konusu oldu. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un eski halleri ortaya çıktı. Haber sitelerinde gündem olan Başak Dizer Tatlıtuğ'un zaman içinde yüzünde bir takım estetik işlemler yaptığı ortaya çıktı.
Kadir Doğulu, Kıvanç Tatlıtuğ'a mı özendi? Daha önce Tatlıtuğ'un eşi Başak Gizel için menemen yapması olay olmuştu. Tatlıtuğ'un bu hareketini kimse yadırgamamıştı. Ancak aynı jesti Kadir Doğulu eşi Neslihan'a yapınca sosyal medya kullanıcıları yakışıklı oyuncuyu şov yapmakla suçladı. Polemiği yeniden başladı. Birçok ünlü ismin aksine hayvanseverlerin tepkisinden çekinmeyen model Simge Ünal kürküyle görüntülendi. Üstünüzdeki gerçek kürk mü sorusuna açık bir şekilde evet gerçek cevabını verdi. Sivri dilli popçi İrem Derici 2022 nasıl mı geçti? Uyumamış az diyerek ekibiyle bir paylaşım yaptı. Ardından aynı konseptli videosuna eski eşi Emine Hovic'in çocuklarına bakmıyor, nafakasını aksatıyor diyerek suçladığı Mustafa Sandal'ı dahil etti. Fenomen Dilan Polat paylaşımıyla olay yarattı. Genellikle eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle gündeme gelen Dilan Polat şimdi de çocuklarına yaptıkları sürprizlerle gündeme oldu. Çocuklarına ev aldılar, helikopterle evin yerini gösterdiler. Baban size ev almış doğum günü hediyesi, onu göreceğiz tepeden. Burak Özçivit'in eski sevgilisi geçtiğimiz günlerde de Murat Kazancıoğlu'yla bir fotoğraf ortaya çıkan Ceylan Çapa yeni yılda Çeşme'de olacağım dedi. Ayrıldıkları iddia edildi. Ayrılığın ardından başka isimlerle aşk yaşadıklarına dair haberler çıktı. Tüm iddialara rağmen Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'ndan aşk pozları geldi. İkilinin aşkı tam gaz devam ediyor. Çift şimdilerde İngiltere, Londra'da. Ağır Yaşamlar programında 363 kiloyla rekor kıran Marla verdiği kilolarla olay yarattı. İşte takdir edilesi değişim. Şimdilerde futbolu bırakacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den 29 milyon TL'lik lüks marka araba. Bu haber sonrası herkes Georgina için futbolcunun parasıyla hediye alıyor yorumunu yaptı. Acun'da canının Survivor Panorama programında men ettiği Semih Öztürk'ün eski eşi Kuretülay'ın Matur fena sinirlendi. Ünlü ismi bazı takipçileri göğüslerinin küçük olduğunu söyledi. Matur cevap verdi. Takipçilerinden psikolojik mobbing gördüğünü söyleyen Matur, 75 bedenim kaç beden olmamı istersin diyerek sert çıktı. Ben bu cihana sığmazam dizisinde oynayan Pelin Uluskar'dan cesur pozlar. Geçtiğimiz aylarda alkollü bir şekilde bir kız arkadaşıyla söylemezsem olmazı yakalanan ve olay görüntülerde başrol oynayan Mustafa Uğurlu sevgilisiyle böyle poz verdi. Yorumcumuz Arto Dalga bir ödül töreninde en iyi magazin sunucusu ödülünü aldı. Söylemezsem olmaz ödüllere doymuyor. Hatırlarsanız programımız geçtiğimiz haftada İTÜ ödül töreninden ödülle dönmüştü. Sevgili Bülent Bey yönetiminde her gün 5 gün daha doğrusu haftanın 5 günü yayın yapıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Layık olmaya çalışıyoruz. Doğru haber vermeye çalışıyoruz. Fatih Üreğ'in yılbaşı partisine ünlüler akın etti. Renkli görüntüler yaşandı. Camdaki kızda oynayan Feyyaz Şerifoğlu. Derya Ulu da eşlik etti. Fatih Üreğ'in keyifli anları kameralara böyle yansıdı. Ister, ağlatır, mucizeler, ayırır,
Hadi beraber. Ve Tan Taşçı. Budur bunun ilacı. Budur bunun ilacı. Karnı burnunda Fahri Evcen'den yeni poz. Şahan Gökbakar'ın eleştiri konusu olan yeni Recep Vedik filmi hakkında bir iddia ortaya atıldı. Yayınlandığı platforma 1 milyon abone kazandırdığı yönünde. Filmin yayınlanmasının ardından komik olmadığı yönünde birçok eleştiriye maruz kalan filmle ilgili bu iddianın doğruluğu sorgulandı. Gülşen'den aylar sonra ilk paylaşım. İmam Hatip liselilere sarf ettiği sözlerin ardından sahnelere ara veren ve yurt dışına giden Gülşen hem sahnelerden hem de sosyal medyadan uzak kalmıştı. Gülşen İzmir Gün Doğdu konserinin afişini paylaştı. Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Nur Sürer diziye böyle veda etti. Acun Ilıcalı paylaştı, herkes mest oldu. O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde Melis Sezen'in dans koreografili şarkı performansı göz doldurdu. Boz ve Yıldız Tilbe'nin dansı olay oldu. Tilbe çekimlerde peruk mu taktı? Az kalsın peruğu düşüyordu. Geçtiğimiz aylarda bebekleri Mira'yı kucaklarına alan Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 6. yıllarını kutladı. Arman Çağlayan isyan etti. Akciğer kanserine yakalandıktan sonra işlerini azaltan Çağlayan, hakkında yapılan öldü haberlerine sitem etti. Daha önce yine takipten çıkmışlardı. Ayrılık dedikoduları alev almıştı. Eda Ece sevgilisi Burhan Tunceri yine takipten çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü çift için ne yapmaya çalışıyorlar acaba yorumları yaptı. Güzel şarkıcı Simge Sağ'ın mavi renkli, yırtmaçlı iddialı bir kıyafetle sahnesinde ses getirdi. Salih Bademci'nin kızı iklimle olan paylaşımı maşallah dedirtti. Edirne'de yaşayan ünlü VJ'den sevenlerine üzen haber geldi. Annesinin ölümüyle sarsılan 50 yaşındaki VJ Bülent Çarıkçı, Edirne'de geçirdiği kalp spazmı sonucu acil hastaneye kaldırıldı. Ay çok geçmiş olsun. Bülent çok iyi kalpli bir adamdır ve bu kadar bu camianın... şeyini, pamuk kalplerindendir gerçekten. Çok, çok geçmiş olsun. Yayından sonra hemen arayacağım. Şimdi Aras Bulut, İynemli ve Bige'nin ayrılığını kim onayladı, tasdikledi? Kim? Nakliye şirketi. Ne şirketi? Kim? Ha evet. Nakliye. Ne alakası var? Taşınıyor. Bige'nin eşyalarını taşındığını tabii gösterdi evden. Yani, nakliye her başlangıç şirketi bir bitiş bence. Nakliye şirketi yani kendi reklamını yapsın diye sağ olsun güzel bir magazin haberini vermiş. Evet. Maalesef ayrılmışlar. Bunu artık resmi ama olarak söyleyeyim. Ama çok doğal değil mi? Yani çıkmaza giden bir ilişki. Niye çıkmaza? Hani bir artık bir taçlandırmadılar. Yani bir taraf istemiyor demek ki. Bir taraf da o yüzden gidiyor. Haklı olarak. Ya, ben ya da babasının ölümünden sonra belki de psikolojik olarak da iyi olmayabilir. Ya da babası öldüğü için de belki Aras belki de geri mi döndü? O ara mı geri döndü acaba? Araları bozuktu. Belki onu sarıp sarmalamak için. Her şey olabilir ama bence onun ilişkisi çok dingin giden, çok birbirini anlayan bir ilişki. Çok, bir kere çok güzel, çok uzun bir ilişkileri vardı. Ama bu yani... Her başlangıç bir bitiş dedi Serap. Ben öyle düşünüyorum. Gitmeyen bir şeylerde, ilişkilerde, iş arkadaşlıklarında, işte, orada, burada... bir şeylerin gitmediğini düşündüğün zaman
ve mutsuzsan orada mutlaka birisinden birisinin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben ilişkilerimde de gitmediğini düşündüm ve gerçekten karşı tarafın beni istemediğini hissettiğim zaman bu bir kere oldu hayatımda. Yani devam etmek istemediğini hissettim. Ve o evde yokken hiçbir zaman da benim de evimde falan kalmıştı bir insan da değil. Hayatımda ilk defa ben bir başkasının evinde kaldım. Çünkü ben istemem dedik ki yani ben burada yaşıyorum dedi. O tabii ben ilk defa hayatımda gidip bir başkasının evinde kaldım yani. Bence o morgalı değil mi? Güzel. Yani güzel tabii ki. Güzel yani. Ne güzel. Ama olmadı. İstemiyorum demiş. Hayır, kızı evine davet etmesi. Yani sen bende kal demesi, güzel sahiplenmesi. Ama tabii benim için tabii ki çok yorucu. Çünkü yorucuydu. Çünkü köpeklerim hayatım o evde. Yani oraya git, buraya git, şuraya git. Benim için de çok yorucu. O da kim köpeklerime ya? Biz şöyle bir hatırlamıyor var mı? Cengiz olabilir. Yok. Ha değil mi Cengiz? Cengiz vardı ya. Cengiz. Ya o çok eskiden. Onlar artık tabii evlendiğim için oraya da gitmiştim. Evet. Ama şöyle oldu. Yani şimdi artık... Şu anda ilişkim var diye söylemiyorum. Yok. Allah Allah. Merak ettim ya. Sonra, yani o da sahne sanatçısıydı ve ilişkimiz gitmedi. Yani dış etkenlerden gitmedi, ondan gitmedi. O uğraştı, bu uğraştı, bir sürü şey. Bir gün ben dedi ki... Sen onun evine mi yerleştin? Yerleşmedim ama orada kalıyordum. Neydi, yani o günkü şartlarda istemediği için. Benim evimde kalmak. Ben onda kalıyordum. Ama her gün orada yemek yapıyorum. Her gün orada şey yapıyorum. Oradan gidiyorum karşı tarafa köpekleri aferin yapıyorum. Aferin o çocuğa ya. Valla bravo. Bir şey söyleyeyim. Bence o çocuk bana da aferin ama. Çünkü yani şundan dolayı aferin. Şimdi kaç tane köpeğim var. Ben onları orada yalnız bırakamam. Tabii o zorluk ayrı. Eşyalarını falan evine götürdün mü onun? Kıyafetlerini senin. Tabii. Orada. İnanamıyorum. Hiç beklemedim. Bütün evini şey. Her şeyi yani orada. Ben bu çocuktan beklemem. Evet, çok aferin valla. Ondan sonraki şeyde süreçlerde ama tabii. O zaman da tabii her zamanki gibi yani uğraşanlar çok oldu. O da yıprandı çok. Sonra çok mutsuz olduğunu ve işinle onu tehdit ettiler. Biliyoruz o süreçleri maalesef. Ondan sonra o çocuk çok iyi gelmişti sana, biliyor musun? O da bir duruşta bir şey yaptı. Tabii sonuç olarak o çok kuvvetli değildi. Çok büyük paralar yeni kazanmıyordu. Böyle tam yeni popüler onun, olmaya evet, başlıyordu. Evet yani bile. Onun o duruşunu sağlam bulamadığını neyse o işe, sahnedeyken yani gece sahneye gittiğinde ben bütün eşyalarımı toparladım. Ve gittim. Öyle bitti. Yani. İlişkilere ömrü var diyorsun ve gidilmesi gerekiyor. Bir yani. Arasının durumu ömrünü mü bitir? Yani. Ben 2 gün önce bir şey paylaştım. Tam da öyle düşünüyorum. Diyor ki çocuk bir tane çıkmış sokakta bağırıyor. Sevgili olmayalım. Sen benden başka kadınlarla konuşma. Ben senden başka bir adamla konuşmayayım. Maça gidelim, bağıralım, çağıralım ama sevgili olmayalım. Çünkü sevgili olunca her şey bitiyor diyor. O kadar hoşuma gitti ki. Sevgili olunca yine her şey bitmiyor belki. Biraz daha evlilik olunca belki. Çok o tapular birbirine geçince bitiyor. Bilmiyorum artık. Yani doğru insanla her şeye gidebiliyor. Aynen öyle. Aslında öyle. Yani İnsanın hiç doğrusu. Kalıba sokamıyoruz çünkü insanına göre değişiyor bu kavramlar. Aslında bence öyle. Yani herkes de değişiyor. Herkes de farklı bir şey oluyor. Öyle tanıdıklarınız var ki 50 yıldır hala el ele yürüyorlar ya. Ben görüyorum 80 yaşındalar el ele yürüyorlar Biz keşke öyle olabilsen. Şimdi o zaman başka bir güzel çiftimize geçelim. Daha doğrusu güzel çiftimizin feyz verdiği bir çifte geçeceğiz. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde karısına menemen yaptı. Öyle mi? Evet. Menemenden sonra herhalde bundan feyz alan Kadir. Aynen. Kadir Doğulu da karısına jest yapıyor. Şimdi birisi... Bir de güzel sözler söylemiş ya Kıvanç karısı için. Öbür oyuncu da oyuncuya mı söylüyor karısı? Şu Kıvanç gibi olamadım diyor. Bir de o vardı. Şimdi burada da bir yumurtalı bir şeyler yapıyorlar. Birisi yapınca çok bize geçiyor. Diğeri yapınca çok imitasyon. Güzel olsun ya. Yani iyilik bulaşıcı olsun ya. Böyle şeyler kopyalansın. Kötü bir şey değil. Evet, bu çocuk bana bir türlü hiç... Allah Allah. Yani gerçekte böyle yapar, gerçekten de böyle biridir gibi ama gelmedi. Ama bunların aşkı geçiyor değil mi? Yani kimi aşk yani? Olarak. İki, ne aşkı namazıyorsun? Neslihan'ın aşkının geçtiğini... Günlerde ne konuşuyorsun? Yani saçının teline kadar gösteriyor ama... Evet.
Çocukla alakalı çok özür diliyorum eğer yanılıyorsam da. Çünkü bazen artık zaman geçtikçe bu programı kaç yıldır yapıyoruz. Buradan tabii ki görsellerin üzerine konuşuyoruz fakat zaman geçtikçe bazen insanları da yanlış mı tanıyoruz? İnsanlar da farklı mı, biz mi yanlış anlıyoruz? Yani insan kendi kendine de öz eleştiri de yapmak durumunda. Şimdi ben bu çocuğa samimiyetine inanmıyorum ve bunu da buradan söylüyorum. Belki de samimi ama ben buna böyle düşündüğüm için onda öyle bir algıda yaratıyor olabiliyorum. O yüzden de imtina etmeye çalışacağım bundan sonraki yorumlarıma. Çünkü insanları da artık üzmek istemiyorum. Ve ben şöyle, burada sadece bu çocukla alakalı çok fazla dedikodu geliyor kulağımıza. Yani Neslihan'ı aldattığıyla ilgili. Aslında son aldattığı dediğimiz kişi de ismi Sedef Çakır. Sedef onu rahatlıkla söyleyebilirim. Sedef değil mi? Hayır ya. Yanlış söylemeyeyim. Sedef mi? Sedef değildi kızın. Ay ben yok, bunun ismini ben vermeyelim. İddia bu. Evet, bence de vermeyelim. Yanlış söyledim de. İsmini verme lütfen. Hayır hayır. İsmini verebilirim çünkü anlatacağım çünkü konuyu. Ha, peki kendisi rejiden uyarıyorlar. Sen tamam. O zaman o sorumluluğu al. İddia olarak veriyor bir saniye. Tamam, siz devam edin. Çok gelen dedikodulardan dolayı belki bize böyle geldi Sedef diyorsun. Sedef nereden çıktı ya? Sezer. Nedir söyle? Sohbet ettim. Sezer'le mi? Konunun üstüne. Evet. Evet. Acaba dedi benden mi bahsediyorsun bilmem ne. Senin de adın geçiyor dedik. Ben dedi öyle bir kadınım ki dedi. Çok kıskanç bir kadınım ben dedi. Ben evli biriyle olacağım. Ben birisi benim adamım olmayacak ya da benle birlikte olmayacak ve gidecek. Beni bırakıp karısına böyle bir şey mümkün değil dedi. Ben dedim ki bak bir gün çıkarsa bu konular... Seni alaşağı ederiz dedim. Bak bunu bütün deklarasyonunu veriyorum dedim. Hı. Ve vereceğim dedim. İstediğini yapabilirsin dedi. Fakat dedi böyle bir şey asla yok. Biz dedi Murat Dalkılıç'la bir prodüksiyon şirketimiz var dedi. Hı hı. Ve Murat'ın da çok yakın arkadaşı olduğu için dedi biz çok zaman geçiriyoruz. Maalesef dedi yazında hatta dün de sen arada... o şeyi söyledin. Yazın da birlikte vakit geçiriyoruz. Bilmem ne dedi. Ben dedim ki yazın da geçiriyorsun kışın da neyse ne. Ama eğer ki böyle bir aşk çıkarsa dedim bunu da veririz. Şu andaki bu deklarasyonu da veriyorum dedim. Yani onların tabii ki aralarında bir şey olmasa bile Neslihan bundan rahatsız olmuş olacak ki onların bir daha görüşmesini engellemiş ve bir daha engellemiş çocuk, mi? Bir daha çocuk Sezer'e cevap vermemiş. Sen anlattığın için ben de onu tamamlayayım. Aha, yani çocuk bir daha Sezer'in telefonlarına çıkmıyormuş şu anda. Bunda bir anormal bir durum var. Tabii o zaman. Ama bence onlar bir şey yaşasa da yaşamadığını söylüyor Sezer. Yaşamıyordur öyle diyorsa. Evet. Çünkü ama ben çok çılgın, demek ki Neslihan bundan rahatsız olmuş olacak. Olabilir. Ki iki arkadaş durup dururken çocuk seninle arkadaşsa bir daha sana niye cevap vermesin? Ve herkes bütün arkadaş çevresinde demiş ki niye aramıyor seni ve niye cevap vermiyor? Hani böyle bir şey. Ama demek ki bu Neslihan'ı... Evet, belki etmiş. O rahatsız belki, olmuştur. Hani çok iyi. Olmuştur. Ama Kadir'e de bravo. Karısına rahatsız tabii. Olduktan sonra hiçbir şey yok sen bile arasında. Evet. Hiçbir şey olmayan birisini silebiliyorsun. Ama Sezer biliyorsun çok böyle erkek gibi de bir kızdır. Bir de Sezer hani, çok friendly'dir. Aynen. Ve çok, dokunmatiktir, evet. Güzel arkadaşlık evet, evet. Yani, peki. Selamlar yani, olsun. Çok selamlar olsun. İnanmak durumundayız. Çünkü aynen. Çünkü onu beyan esası. Bir şey gelene kadar veya evet. Yani elimizde bir şey olmadan zaten hiç kimse aynı şey söyleyemez. Dedim ki yanlışlıkla bak tersi gelirse dedim. Yani Allah şahidiniz. Tabii. Bu senin deklarasyonun ve bu güzel deklarasyonu veriyoruz dedim. Peki. Yani. Şimdi hızlıca geçmemiz gereken bir konu var. Özge Ulusoy babasını kaybettikten sonra röportaj verdi ve bu sınavı anlattı. Birazdan da canlı yayınımızda olacak. Özge'yi burada canım ağırlayacağız. Onu dinleyeceğiz ama şimdi öncelikle bir bakalım neler söylemiş. ...73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken... ...bir cipin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldı hastanede. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza anına ait kan donduran görüntüler ve Özge Ulusoy'un babasının kaza sonrası paylaştığı saati aracın süratini bir kez daha göstermişti. Babasının acısını daha yaşayamadan Özge Ulusoy'a vicdansız eleştiriler geldi. Cenaze töreninde kendisini belli eden estetikler sonrası babanın cenazesinde ağlayamıyorsun yorumları insanlıktan utandırdı.
Kendini bilmez insanların yorumlarına karşı sağduyulu davranan Özge Ulusoy kriz yönetimini sağladı. Adalet arayışından asla vazgeçmedi. Korkunç kazanın detaylarını ilk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla açıklayan Ulusoy, 100 kilometre hızla babama vurdu, hiç frene basmamış sözlerini kullandı ve ünlü manken ifadelerine şöyle devam etti. 4 Aralık Pazar günü saat 14.05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 kilometreden daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Diyen Ulusoy dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var sözleriyle kafaları karıştırdı. Ulusoy ardından söylemezsem olmaz canlı yayınında mesaj atıp bu davanın peşini bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Babam dürüst, adil ve kuralları bilen bir insandı. Bu dünyada bırakın tek bir canı yakmayı, sadece insana, hayvana, dünyaya faydası dokundu. Ay bir tane. Onu da layığıyla, adaletle uğurlamam gerek. Canla başla babası için adalet aramaya devam eden Özge Ulusoy son olarak verdiği röportajda kazaya ve kaza sonrası yaşanan hukuki sürece isyan etti. Ulusoy, kaza örtbas edilmez, cinayet örtbas edilir dedi. Kaza anının detaylarını anlatan acılı manken ifadelere ve olay yeri krokisine tepki gösterdi. Babamın yaraları sol taraftaydı diyerek çelişkili ifadelerin tutarsızlığını gösterdi. Fren izi olmadığını üstüne basa basa söyleyen Özge Ulusoy mücadele ailesinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Biz de söylemezsem olmaz olarak Özge Ulusoy'un bu adalet arayışında yanında olduğumuzu belirtiyor. Acılı mankene yeniden başsağlığı diliyoruz. Evet, teknik bir aksaklıktan dolayı uzadı bağlantımız. Özge hatta. Özge'yi bir ağırlayalım. Özge bizim canımızı çok yakan günler geçirdi. Kendi canını düşünemiyoruz tabii. Günaydın Özge. Günaydın Seren, günaydın Arto, günaydın Bilcan. Günaydın, başın sağ olsun. Geliyor değil mi? Geliyor, evet, başın geliyor. Sağ olsun canım. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi Özge, tabii bu olayın ilk başta senin babanı kaybetmenden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bizi çok üzdü. Tanımadan da ne kadar sevdik. Allah mekanı cennet etsin ama sonrasında... Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sonrasında olayın bir kaza değil, cinayet olabilecek bir takım belgelerinden, bulgularından bahsettin. Elinde kağıtlarla böyle bağıra bağıra babanı andın. Yani ben hayatımın en zor ve en acı günlerinden bir kısmını yaşıyorum şu an. Babam öldü benim. Ve sonrasında ne yazık ki verilen ifadeleri, şüphelinin ifadesini, kendisiyle aynı üniversitede olan, tesadüf eseri orada olduğunu iddia eden birinin verdiği ifadeyi okuyunca gerçekten kanım dondu. Yani ben bu ölüm acısıyla baş ederken bir de babamın istikametine kadar her şeyi tersine çevirip, bütün olayı tersine çevirip babamı suçlu göstermeye çalışmak hangi vicdanı sığar bilmiyorum. Benim babam kurallara çok riayet eden, çok disiplinli bir insandı. Bunu hep söylüyorum. Zaten asker kökenli. Asker kökenli olduğu için zaten. Tabii ki. Babamın yaya geçidinden geçmediğini iddia ederek babamın geriye yürüyüp 50 santimlik bir refüjün üstüne çıkıp arabanın üstüne atladığını veya düştüğünü iddia ediyorlar. Yani buna çocuk bile inanmaz. Yaya geçidi olan bir yerde oradan geçmeyecek, refüje çıkacak ve refüjden arabanın üstüne atlayacak. Yani bunun yalan olduğu çok açık bir şekilde belli. Bunun üzerine zaten olay onların çevirdiği ve yanlış ifade ettiği iddianame iddiada olduğu gibi olsaydı benim babamın yaraları sağ tarafında olurdu. Ben morga girdim. Benim babamın bütün vücudu sol tarafından kırık. Dizi, kalçası, göğüs kafesi komple sağ tarafa kaymıştı. Kafatası kırıktı. Yani sert bir şekilde çarpılmış. Evet, hızının 50'nin altında olduğunu iddia ediyor. Frene bastığını iddia ediyor. 50'nin altında bir araba bir insanı vurursa o araba o halde olur mu? Fren izi yok. Benim babam arabanın üzerinde metrelerce sürüklenmiş o şiddetle. Peki kamera görüntüsü yok mu? Kamera görüntüsü yok. Orada mobese yok. Peki hiç bir dükkan, hiçbir şeyden, hiçbir şekilde, hiçbir yerden mi yok görüntü? Şu an bizim avukatlarımız bazı kamera görüntülerini istedi. Dosyaya eklenmesini bekliyoruz. Arabaya baksana Özge ya. Yani evet. Bu tabii ki çok az bir kilometreyle giden bir arabanın
durumu yani olamaz yani. 50 ile gittiğini iddia ediyor ve frene bastığını iddia ediyor. Frene bassa 20 ile 30'a giden araba benim babamı öldürmezdi ki. Üstelik diyorum size en büyük yalan şurada. Babamın yarası sol tarafında yaraları. Onların iddia ettiği gibi olsaydı sağdan vurması gerekiyordu. Mantık bile oturmuyor. Babamın yola çıktığını iddia ediyor. Bir şey sorabilir miyim? Ah çok üzücü, çok yani sana da bunu sorarak tabii acını da tazelemek de istemiyoruz ama bir şekilde de insan suçluysa bir insanın hayatı bitiyor, ailesinin hayatı bitiyor. Bu şoför erkek mi, kadın mı, kaç yaşında, kim? Kadın. Kaç yaşında? 20 yaşında. 20 yaşında. Kaç yıllık ehliyeti varmış? Daha... 20 olduğunu biliyorum yani ben. En fazla 2'dir. Evet. Yani en fazla kim olduğunu ve ne olduğunu hiç araştırmadık. Hız sınırının 50 olduğu bir yerde, her yerde tabelaların ve yaya geçitlerinin olduğu bir yerde 120-130 gibi bir hızla gitmek kim bunu yapabilir? Kaza herkesin başına gelir ama sen hiçbir kurala riayet etmezsen, üstüne üstlük bu kazayı karşı tarafı suçlayarak devam ettirmeye çalışırken benim babam öldü. Çok acı. Yani çok bir şey. Çok acı, bir de çok fren yani, izleri yok dedin. Rengi yok. Yani rengi durmaya yok. Çalışmamış herhangi bir şey. Hiç. Çünkü fark hiç etmemiş görmemiş, muhtemelen. Hiç durmaya çalışmamış, hiç görmemiş. Üstelik görmemiş. Benim babamın başında bir kasket var o esnada. Çünkü biz babamın daha önce çıktığı yerin video görüntülerini aldık ki evet. Onlar ters yönden geldiğini evet. iddia ettikleri için. O kasket çok hafif bir şey olduğu için anında yaya geçidinin yanına uçuyor. He. Yani orada bulunuyor. Zaten. Yaya geçidinden zaten mi mesela... geçmişti baban? Yaya geçidi biraz öncesinden sonrasından mı geçmiş? Aynen. Tam yaya geçidinden geçiyor baban. Babamın yıllardır geçtiği yol orası. Tam tabii yaya geçidi. Refüjden geçti, atladı diye iddia edecekler ki babam hatalı olsun. Çünkü kamera kayıtlarında olmadığını öğrendiler. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Ben peki, de öyle düşünüyorum. Ama ben şu an o kadar yaralıyım ki annem perişan, ablam perişan ve bu durumda bir aileye bu yapılır mı? Daha da üzerine yalan söylenir mi? İşte tabii yani. Kabul etmek istemiyor şimdi, ki ceza almasın bir şekilde diye. Tabii ki. Tabii ama onun için kabul etmiyor. Ben zaten gerçekten adaleti ve bizim emniyet güçlerimizi yanıltmaya çalıştıkları için bu kadar çırpınıyorum. Yanılmayacaklardır ama yapmaya çalıştıkları şey çok vicdansızca. Yani şimdi ehliyetler o kadar kolay veriliyor ki zor gibi gözüküyor. Kurslara falan gidiyorlar. Hatta birçok yani ben hani bu kadını kızcağızı tanımıyorum ama bunun hakkında söylemeyeyim. Hani ama genel itibariyle söylediğim 20 yaşında bir genç kız çok tecrübesiz tabii ve o kadar kolay ehliyet alınıyor ki ve hayatlar kimlere direksiyona geçip onlara teslim ediliyor. Hani keşke evet. çıkıp evet ben fazla hız yapıyordum. Çok evet. özür dilerim deseydi. Ya, sizden af dileseydi. Bize başsağlığı dilemediler. Dilemedi. Biz o gece hastanede çırpınırken biz ertesi gün tören yaparken kimse bize ulaşmadı bile. Evet. Hiçbir pişmanlık belirtisi görmüyorum. Çok üzgünüm. Perişanım. Ben babamı, benim babam dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Herkes babası. Niye ölsün? Niye bir başkasının yüzünden? Bir başkasının hatası yüzünden insan ölsün. Çok haklısın. Yoktu. Tabii zaman geçtikçe daha da özlemi büyüyordur Allah senin kalbinde. Versin. Bir de bu şekilde hayatının sonlanması çok kötü. Bir de acımı yaşayacağım ama bunlarla uğraşıyorum. Çok haklısın. Zaten yapılan iğrenç yorumlar, maneviyatsız yorumlar. O kadar haklısın ki Özge lütfen hiçbir cephede savaşma. Tek savaşın babana özlemin olacak bu saatten çok sonra. Çok teşekkür ederim. Çok biz senin yanındayız. Her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Canımsın. Sabır diliyorum. O kadar yani. Yani böyle durumlarda kilitleniyorum. Çünkü yani hepimiz ben de kaybettim ve ama bu şekilde kaybetmek. Tabii yani, hani insan hastalanır, yaşlanır, bir şey olur zaman tamam hepimiz öleceğiz ama bu şekilde bir başkasının yüzünden hayatını kaybetmesi acı. İnsana ve ani bir şekilde olmuş olması çok üzücü. Sana sabır, anneciğine sabır diliyorum. Allah çok mekanı cennet olsun amin. Babanın inşallah. Allah razı olsun. Duanızı ekledim. Özgeciğim her birimiz acını derinden paylaşıyoruz. Kesinlikle ya. İlk duyduğumuz andan beri sevgili babacığının mekanı biliyorum. Cennet olsun. Seni de çok seviyoruz. Biz zaten söylemek istediğin bir şey var mı peki kapatırken?
ki yok söylenecek her şeyi söyledim. Mahkemede, duruşmada zaten devam edeceğiz. Davanın takipçisi olacağız. Peki Özge bir şey soracağım. Özge, peki bu kaçla vurduğu babana... Peki bu çıkmıyor mu? 110 kilometrenin üstünde oldu. Hayır, arabadan çıkmıyor mu? Zaten çıkacağız. Aynen. Çıkacağız tabii ki. Çünkü arabadaki hasar, o araba bir insanı vurarak hele ki 50 kilometrenin altında o hale gelemez. Çok bariz belli. 100, 110-120 ile oldu. Bunların hepsi ilerleyen günlerde mahkemede görecek. Yani buna kimse inanmaz. Bizim gücü, adaletimizi ve emniyet güçlerimizi de yanıltmaya çalışıyorlar. Bu olmayacak. Biz de takipçisi olacağız ve mutlaka her zaman yanında olduğumuzu da hissettireceğiz. Anneciğine çok büyük sabırlar diliyorum. Sağ sana da. Çok öpüyoruz seni. Öpüyoruz. Bay bay Özge. Bay bay. Aslında şimdi maalesef Özge'nin bu tatsız olayından sonra konu değişik bir konu vardı. Onu geçelim. Bir Sefo'ya bir ara verelim. Umut Evirgen'e geçelim, evet, olur mu? Sonra, sonra Sefo'yu konuşuruz. Aynen. Umut Evirgen'in bitmeyen çapkınlık turlarına geçelim. Hadi bakalım. Olay, olay, olay! Genç işletmeci Umut Evirgen şıp sevdi hallerinden vazgeçmiyor. Çapkınlık turlarına tam gaz devam ediyor. Çok yakın arkadaşım, kardeşim gibi. Ünlü işletmeci Umut Evirgen'in başarılı ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkili cephesinden önemli gelişme geldi. Çiftin ilişkisi nasıl gün yüzüne çıktı? Dilan, torun açtığı yaraları Umut'la mı saracak? 2023'e sayılı günler kala Dilan, beyaz atlı prensini buldu mu? Bugüne kadar yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Umut Evirgen yine bir güzele gönlünü kaptırdı. Tuğba Büyüküstün. Merhaba, ben yaşası baktık galiba. Hadi kolay yaşası baktık galiba. Yok. Abi şu şeyi ben... Melisa Şen olsun. Ne alakalı? Umut Bey nasılsınız? Sokağa çıkmaya sandım. Nasıl gidiyor tatiliniz? İyi. Nasıl gidiyor? Süper bomba. Gibi oyuncularla aşk yaşamıştı. Ünlü kadınlarla aşk yaşamayı seven Evirgen, Serenay Sarıkaya'yla da bir dargın bir barışık aşkıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarıkaya'yla uzun süre ilişkisini sonlandıran genç işletmeci çapkınlığa devam dedi. Tercihini yine oyuncudan yana kullandı. 2022'nin en çok izlenen Türk filmi Bergen'le popülerliğinin zirvesini yakalayan başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'la da birliktelik yaşayan Evirgen, her zamanki gibi arkadaşız taktiğini uygulamaktan da geri durmadı. Serenay'la gitti Yunanistan tatilini... Farah'ı da yapan genç işletmeci Abdullah'la sık sık mekanlarında bir araya geldi. Gözlerde uzak yaşanan Umut Farah aşkı sessiz sedasız bitti. Çapkın işletmeci inzivaya çekilmedi. Kabarık aşk listesine bir isim daha ekledi. Çapkın işletmeci sevgilisi Tor'dan olaylı bir şekilde ayrılan güzel ve yetenekli oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i gözüne kestirdi. Kendine Astarzili adından söz ettiren oyuncu Dilan Çiçek'in ismi Kal filmindeki yakınlaşma sahneleriyle çok konuşulduğu partneri Burak Deniz'de anılmış. Deniz'in o dönemde Didem Soydan'la sevgili olmasına rağmen filmin galasında yakınlaştıkları iddia edilmişti. Didem'den ters köşe geldi. Deniz'in Amedius oyununun kulisinden yaptığı fotoğraf paylaşımına Evirgen'den emojili yanıt gelmesiyle ortaya çıkan aşk iddiaları aldı başını gitti. Magazin kulislerinde güzel oyuncunun ünlü işletmecinin mekanlarına bu ara daha sık gittiği ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü söyleniyor. Bakalım Dilan gerçek aşkı Umut'ta mı bulacak? Torun aşk yorgunluğuna Umut iyi gelecek mi? Umut Evirgen, acil servis gibi değil mi? Yaralıların hepsi orada. Ne manyaksın. Aynen. İlk yardım Umut Evirgen. İlk yardım Evirgen. Bravo. Yani aynen. İlk yardım çantası gibi. Valla yani hepimizin aklında olsun. Aşk yarası çektiğimizde şöyle bir Emirgen'e doğru uzanalım. Emirgen'e doğru Evirgen diye. Peki böyle bilinen bu kadar hani bariz bir şekilde çocuk yara bandı olmaya hazır bir çocukken gider misin mesela Sera? Aşk acısı yani, çeke çeke. Yani aşk acısı maalesef hiç doğru bir şey olmasa da bazen çivi çivi söker gibi bir yola girebiliyor insan.
Çünkü o kadar acıyor ki bir önceki. Belki bir başkasını sevmeye çalışırsa şey oluyor. Geçebilir mi? Şimdi şöyle, ya aslında bence de yani öyle ama hani kimi sevdiği de çok önemli. Yani umut bu işin... Ha bu Umut bunu kızı mı yarabandı olarak mı? Ben kız için söyledim. Ha, ben Dilan için söyledim. Yani şimdi tabii... Biliyorsun torna bitti, yeni bitti. Evet, yani sonuç olarak bir de çocuk aldattı hemen akabinde. Rencide etti onu. Belki hala seviyordu. Ne kadar kızsan da içten birdenbire kendine bu adamı artık sevmeyeceksin diyemiyorsun. Desem bir de Seren, ne olur zaten yani. Şöyle de bir şey oluyor. Tam unutmaya yelteniyorsun. Biriyle işte diyelim atıyorum yemeğe çıkıyorsun. Daha çok özletiyor. Karşı tarafın yabancılığı. Ama biliyorsun değil mi o hatayı? Ha, evet. Hatayı zaten o anda işliyorsun. Sonra yine onu özlüyor olabilirsin. Ama hata erkeklerin en büyük kullandığı sizin şeyiniz. Yara işte yerimizi. O yarayı o anda kullanıyor ve bir bakmışsın ki kendini adamın evinde buluyorsun. Yani bu böyle yani, dizilerde de böyle. Bunların hepsinin gerçekliği var. Yani çünkü yara çok büyük, çok üzülüyorsun. Ve tabii o kadar güzel sarıp sarmalıyor ki seni, sen de o yanlışa düşebiliyorsun. Ama isim olarak Serena'ya yakın bir isim. Dilan. Yani hep isimli insanları seçiyor Umut. Ama işte onun gece kulübüne de hep isimli insanlar gidiyor. O da o gece kulübünde yaşıyor. Dolayısıyla artık neden onu seçiyor diyemiyorum. Çünkü onun da o çevresi orada. Orada olduğu için. Kısmesi böyle. Olur evi gibi. Onlar düşün. Bile bile kendileri gittikten sonra Umut için bana göre bir sakınca yok. Çünkü oraya gidiyorlar. Hadi git diyorlar. Umut ona bir erkek sonuçta. Şeyi merak yani... ediyorum. Bu kadar veriyoruz yani. Günlerce veriyoruz ya Umut'un sevgililerini. Evet. Yani kızlar demiyor mu hani... Şimdi ben de onlardan biri olacağım falan. İşte bu özgüven. Acaba ben değiştiririm bunu diyor yani. Ben yola getiririm diyor. Bence Dilan'da öyle bir güç yok da. Dilan daha Thor'u tutamadı. Evet ama Thor zaten tutulmamak istemiş. Yani yani en azından Thor bir yola girdi Seren. Hani evlenme teklif etti. Yani Umut'tan böyle bir şey bekliyor musun? Kemal amca yine memleketten yani... bir kız baksın ya. Kemal amca hiçbirisini evlendirmez onu biliyorum. İstemiyor çünkü oyuncu. Bu etraftan istemiyorum diyor. Ama her şeyde onun da nasıl bizim annelerimiz bizlere çok düşkün. Onun da babası kendisi kızabiliyor. Ama asla bir başkası ona laf söyleyemez. Yani bilmiyorum bu iyi bir kıza benziyor. Yani hanım bir kıza benziyor değil mi? Tabii tabii. Aynen de öyle. Yaşı da küçük zaten. Yani olabilir. Baksın bakalım. Ne bileyim yani. Çünkü tüketmek üzere bütün ilişkiler. Belki de herkes bundan memnun. Bize belki ters geldiği için biz bunu eleştiriyoruz. Ha, bir de beklenti de önemli tabii. Şimdi bir ilişkiden, her ilişkiden evlilik beklemezsin ki. Güzel evet. Vakit geçirirsin. Ya da ne bileyim senin gönlünü hoş tutuyordur. O zaman belki Umut makul gelebilir. Ama hani ciddi bir ilişki istemiyorsa zaten bir sıkıntı yok değil mi? Yani, alan memnun, satan memnun. Çünkü şimdi Umut'u artık herkes tanıyor ya. Yani, evet. Yani mutlu sona gitmiyor. Evet. Mutlu bir süreç geçirtiyor belki. Umut Cem Yılmaz gibi ya. Ama son yok. Belki de herkes bu sonu, yani diyor ki herkes artık belki yeni nesil. Belki şunu söylüyor artık yani yaşadığımız kadarını yaşayalım, mutlu olduğumuz kadar olursa olur olmaz. Bizler hep sonu düşünmekten bizlere bu öğretildi. Bizim annelerimiz de öyle yaşamış. Yani hep bir ilişki yaşanıyorsa bunun bir amacı olmalı, bir sonu olmalı, bir ciddiyete bağlanmalı. Biz hep böyle gördük ama şimdi artık öyle düşünmeyebiliyor daha genç insanlar. Yani yaşayayım gitse olursa olur, olmazsa olmaz evet diyorlar yani. Belki öylesi daha belki doğru, o da olabilir. Çünkü biz sonu düşünmekten anı da yaşayamıyor olabiliriz. Şimdi yani bu fıtrat, ilk başta sabah kalkıyorsun böyle diyorsun. Yok ya ben artık anımı yaşayacağım diyorsun ama içinden öyle gelmiyorsa gelmiyor. Yani. İşte bizlerin gelmiyor ama yeni nesil biraz daha kendinle alakalı da bulundurmaz. Abi onu yaşamak istiyorsa onu yaşıyor. Ya artık 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında herkesin flörtü var. Çok enteresan yani. Ondan hoşlanıyor, ondan hoşlanıyor. Blue çağ. Yani bizim gibi değil. Hani sen tabii benden küçüksün ama benim zamanımda da, bizim annelerimizin zamanında da bize şu öğretildi. Yani eğer çıkıyorsun, tamam ne yapacaksınız? Ne zaman yani iş evlilik, ne kadar sürecek bu böyle? Evlenmeyi konuşmadınız mı? Falan. Bizde bile yani hani yani ne olursa olsun tabii hiç kimse ayrılmak için evlenmiyor. O mu güzel bu mu? Hangisi? Hangisi güzel? Ben eski şeyle geldiğim için ben yine de her şeyin sonunda evlilik olsun diyorum. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Benim çocuğum olmadığı için evlensem de bunu şu anda yaşadığım şeyden bir farkı olmayacağını düşündüğümden ben artık demek ki zorlamamak gerekiyor.
böyle anı gitmem yaşamak gerekiyor belki diye düşündüğüm için böyle gidiyorum şu an için. Ne araştırdınız, araştırmacı gazeteci? Yok, Sezer Çakır'la mesajlaştım. Çok doğru söylemişsin, aynen böyle düşünüyorum dedi. Kesinlikle söylediklerimin arkasındayım. Ben çok kıskanç bir kadınım. Asla böyle bir şeyi kabul etmem. Çünkü peki, çok deli derecesinde kıskancım diyor. Allah Allah ya, deli. Çok da rahat, hiç asla unutamaz görünürse. Aynen. Peki. Arkadaşlarmış, bütün yaz beraberlermiş zaten. Neslihan da şeydeymiş. Setteymiş. Bu arada Ah Belinda diye bir film çekmiş, onun setindeymiş. Evet, evet, doğru yazın. Evet. Ama kocası da bütün yaz Çeşme'de olduğu için bu tip bir dedikodu da çıkabilir. Murat Dalkılıç da aynı prodüksiyon şirketi olduğu için birlikte. Murat'la da dedikodusu çıktı o kızın. Çok ama hiçbir alakası yok. Birlikte yani prodüksiyon şirketleri peki var. Sezer güzel bir kadın. Çok bir güzel bir kadın. Herkese arkadaş. Her zaman hep ona dediğim şey. Ay sen bu güzellikle dedim. Yani bu kafayla dedim ne yapacaksın merak ediyorum. Herkes erkek arkadaş gibi oldu. Ama zaten hayır erkek gibi de oldu. Herkes asker arkadaşı gibi. Sezer biliyorsun herkes okey oynar, tavla oynar. Çok tatlı, eğlenceli. Peki şimdi reklama gidiyoruz dönüşte. İlk defa konuştu seninki. Kim? Zeynep. Aman! Uras'la ilgili ilk kez konuştu. Onu vereceğiz ve tabii ki Sefo'ya bir taciz var. Sefo'nun her yerini ellediler. Ay. Yani o güzelim çocuğu da ona mal ettiniz ya, pes. Efendim reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sefo'yu ne ellemişler belli değil. Düşün. Neredeyse diyecek ki şeyim gitti yani hani namusum gitti. Sefo'ya kim yaptı bunu? Bunun hesabı sorulacak, buyursunlar. Almanya'ya konser vermeye gitti. Hayatının şokunu yaşadı. Bir hayranı ünlü rapçi Sefo'nun kalçasını avuçladı. Sefo neye uğradığını şaşırdı. Bu hayranlık mı yoksa taciz mi? Sefo ne açıklama yaptı? Beni bir elledi. Konsere gidenler sahneye bir telefon fırlatıyor ve sahnedeki şarkıcının inisiyatifine göre şarkıcı telefonu alıp bir video çekip hayranına telefonunu iade ediyor. Aynı sıkıntıları yaşayan Sefo... Gönder! Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Ne? Attır telefonu, ne oldu? Geçtiğimiz gün Almanya konserinde sıra dışı bir olay yaşadım. Konser çok renkli geçti. Sevilen şarkılarını söyledim. Söyle. İzabel. Seninle beraber. Geçimi gündüz eder. Üçü sana geceler. İzabel. Ancak konser sonrası bir hayranı Sefo'nun poposunu elledim. Sefo'nun o esnada tepkisi çok konuşuldu. Gülümsemekle şaşırmak arasında kalan Sefo'nun bu görüntüsü gündem oldu. Olayın ardından bir açıklama yapan Sefo isyan etti. Sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum. Ve bir kadın arkadaşımız benim avuçlamak suretiyle beni bir elledi ve ben gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Evet, haberimizi Sefo'nun kendi heykelinin kalçasına avuçladığı videoyla bitirelim. Bu video gerçek oldu. Evet, Seren biraz rahatsızlandı. Birazdan aramızda olacak. Sefo konsere çıkarken poposunu bayağı... Peki sence bu hayranlık mı hayvanlık mı? Ya şimdi hayvan hakları falan da çok gündemde. Ha şimdi bunu aynı şey kadına yapsan ne oluyor? Bunu teğet geçiyorsun yani. Olur mu? Geçer miyim? Niye adam, bir adamın niye neden yani? Sen eller misin? Ay ne biliyor Sibet be, ben hiç. Hayranın olduğu birisini ellemez misin? Ama niye poposu? Gel elle şuralarını, popo... şuralarını. Hayır abi. Şuralarını elle. Ay yok be. Ay ben hiç istemem öyle poposunu elleyen kadın. Ne ya? Ne oluyor yani onu elleyince? Ne değişiyor? Avuçluyorlar ya böyle. Hani bu kadar detay konuşmayacak. Hani ne oluyor yani? Ben bir şey söyleyeyim. Ben yemin ederim. Ben
Yani dokusam da iyi, anlamam ki hangi ne demek istiyorlar yani, iyi mi kötü tamam mü? Tamam, ödül töreninde gördük, tatlı bir çocuk. Bu şey, çok efendi bir çocuk, bak sonuna kadar tatlı, da bekledi. Gider, evet, evet, gelir. Evet, evet. Aa, çok bu tatlı, arada, çok sevdik ödül töreni demişken Irmak Arıcı'nın çok selamı var. Kimin? Irmak Arıcı'nın, o ödül töreninde ödül alanlardandı. Organizasyonla ilgili şikayetlerimiz olduğu için şarkı söylemedik Bircan'cığım. Yoksa biz keyifle şarkı söyleriz tabii ki dedi. Ben sordum ya niye playback yapmadılar diye. Onu da söyleyeyim. Irmak'a da çok sevgiler olsun. İyi olur ya bazen güzel işte. Güzel sesini de dinlemek çok isteriz. Evet, bu arada Sefo'da bizim gördüğümüz kadarıyla son derece uyumlu değil mi? Ha, çok güzel. Kompleksiz. Ya. Çok 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 beğendim. Gerçi egosuz. Biraz Michael Jackson gibi giyinmişti. Robocop gibi böyle. Tuhaf giymişti. Öyle giyiniyor ama. Öyle mi giyiniyor? Öyle giyiniyor. Biraz kelebekte de öyle giyindi. Ben hep böyle gördüğüm için hani böyle şortlar bilmem böyle çok çiçekli. Çok tatlı ya Sefo. Ama çok tatlı. Bence niye bu kadar kızdı? Bence bu yılın kızdı mı yoksa PR mı yapıyor şu anda belli değil. Şimdi beni hani belki de güzel bir kız değil de elleyen. Ama bak ilk tepkisi bu arada o organizasyon şirketinden Sipan Bey orada duruyor. Yine yanı başında sen dedin ya çok takdire evet, şayan bir ekipler diye. Evet gerçekten öyleler. Birebir markaj yapıyor. Bak birebir duruyor ve direkt ona dönüyor. Sipan'a dönüyor ve diyor ki kadın beni elledi diyor. Yani orada da rahatsız oluyor bence aslında. Hani böyle çok PR gibi değil de. Hayır, orada da rahatsız. Gülüyor orada. Tabii ama ne yapsın ne diye. Ne yapacak tabii, ki? Aynen. Bir tane koyarmış. Yani ne yapacak? Şimdi, yani erkek yani olsa yaparsın belki hani bir tepki verirse. Kadına bence ne yapacaksın? Bence o önce erkek zannetmiş olabilir mi? O erkek bile zannetmiş olabilir. O kadar mı sertti diyorsun? Bilmiyorum pat, ki. Pat vurdu mu adama? Bakayım. Şu sarışın abla. Aa abla beyaz. Gördüm. Peki sen olsan erkeğin neresini ellersin? Şurasını falan. Şuralar. O ne demek ya? Elle bakayım. Gel bak. Ne demek ama yani? Bak, el... Şu ikimizi birlikte veremiyorsunuz. Bak seni şimdi elliyorum. Bak. Ama şunu açman lazım. Sabah programındayız. Tamam unutma. Dur. Şimdi sen sahneye çıkıyorsun değil mi? Evet. Ben de yanından gidiyorum. Aynen. Ben Sefo. Hadi sen Sefo. Niye Sefo olayım lan? Arto. Ha. Rapçiyle niye olayım ben? Ya belini ellerim aşko. Senin de belin maşallah. Sus benimki tamam. Sarılacak gibi dediğin. Ay ben senin nereden elleyeceğimi buldum. Ne? Ay buldum. Hadi gel bitti buraların ellerini buralarına. Gerçekten böyle hoşlandığım bir erkeğin. Şöyle dokunurum yani. Bu ne ya? Neresine dokun? Bu çok böyle çok. Ulan neresine dokun? Babacan veya anacan gibi değil mi? Halbuki şöyle bir. Aa saçmalama. Mesela vurulmaz. Ya da yazın abicim Arto Dalga'ya direkt mesaj. Neresine ellerdiniz? Ben, ama bu, kadın bu olunca mi? Tabii peki, başka. Öperken de ben bir kafasını tutarım dedim biliyor musun? Hani mesela öperken boynunu tutarım. Ama o sevgilin için. Ha. Yok, şimdi yok, burada sevgilisi değil bu adam anladın mı? Bak sevgilim değilse hiç ellemem. Niye elleyeyim ay? Ya çok sevdiğim birisi. Aa! Hülya Avşar nasıl Ricky Martin geldiğinde. Evet bundan sonra oldu zaten olay. Evet. O olay ondan sonra oldu. Oh Hülya'nın. Çok geçmiş olsun Sefocuğum. Evet. Umarım bir daha seni ellemezler. Allah'tan hani tabii bu. Bak bu erkek olunca nasıl bak. Allah'tan bu çok önemli değil diyoruz. Bak bunu hatta bir kadına yapılmış olsa. Ama aynı şey değil canım. Niye aynı şey değil ya? Ya şimdi bir kadına böyle yapmakla bir erkeğe böyle yapmak aynı şey değil ya. Aslında aynı şey de işte ne? Bak niye? Ya ne bileyim şimdi mesela bir kadına yaptın. Kadının niye? Da sevgilisi var diyelim. Onun da sevgilisi. Ben şimdi aynı şeyi soracağım aynı şeyi soracağım. Kadının sevgilisi var eve gittin sevgilisi diyorsun ki beni ellediler konserden önce. Sen nasıl ya anladın mı? Aman. Şimdi mesela diyelim Sefo ile ben sevgiliyim. Sefo geldi ki konserden önce beni ellediler sevgiliyim. Sen demez misin onu? Yok be. Ne? Sen demez misin? Seni korumaların ne işe yarıyor? Nasıl kendini elleteceksin? Git hemen namusumuzu temizle Sefo. Zaten bunu sen kesin kendin istedin. Sen mahsus bunu. Aa şizofren kadınlar var öyle. Ne şizofrenler var? Ne kadınlar ne şizofrenler. Bir şey soracağım. Burada ya kadına da yapılsa kadın da bir suç yok. Erkeğe de yapılsa bir suç yok. Kadının biri gelip arkadan dokunuyor. Burada benim ne bak, suçum olabilir? Hepimiz bak ben dahil nasıl light geçiyoruz. Erkek ya. Çok işte, da tatlı söylemiş çünkü. Ama hayır erkek ya. Bunu hayatım, düşünsene Ebru bu kadına Gündeş'e, yapılsa şiddet. Ne bileyim Hadise'ye ya da Gülşen'e neyse ne. Bu taciz mi bak, erkek pat diye taciz olur. Taciz. E tabii. Oo. Bunun cinsiyetçiliği mi var? Aa. Ya bana böyle şey gibi geldi. İşte bana da öyle geliyor ama işte o zaman. Doğru söyledin tabii. İşte Türkiye bakışı oldu o zaman işte. Peki.
Ne yapalım, çok geçmiş olsun. Sefo hocam, neyse, günümüzü renklendirdim Sefo, vallahi. Çok geçmiş olsun. Tatlı çocuk gerçekten. Evet çok dediğim efendim. Gibi geçenlerde güzel bir ödül törenine gittiğimizde gördük. Çok kompleksiz, çok tatlı. Ve bu yılın en başarılı sanatçısı kesinlikle. Oldu değil mi? Kesinlikle. Bak ben Sefo. Ki rapten hiç anlamam. İzabel, En az 3 şarkısını falan çalıyorduk biz gece kulüplerinde. Peki. Bu arada yılbaşında Bahçeşehir'deyim. Evet. Senin oradayım. Göletin orada çok meşhur bir yer. Çok yakınsın bana. Saygıyı uyutunca yanına kaçabilirim. Yeni açılan bir yer. Bahçeşehir'deyiz. Evet. Yılbaşı geliyor. Çok keyifli bir gün olacaktır. Geçen gün konuştuk ya, ben olsam direkt müsait olsam direkt Arton'un sahnesine giderdim yani. Muazzam bir eğlence. Uyutunca. Şimdi Zeynep Bastık'a geçiyoruz hadi. Ay, bana bak. Ha, bu Zeynep Bastık niye böyle? Bu Zeynep Bastık yani bu kadar. Niye yapıyorsun böyle? Silik. Onun kaburgası şey oldu. Ha, değil mi? Onun kaburgası şey oldu. Hepsi öyle üç yapma. Günde fışkırıyor dışarı ama yani. Nasıl oluyorsa. Kaburga değil, omurga, pardon. Uras'la ilgili ilk kez konuştu. Bakalım Uras Kaygıloğlu ile ilgili bir aşk var mıymış yokmuş. Zeynep'ten deneyelim, buyursunlar. Ve beklenen açıklama geldi. Uras Kaygılaroğlu ve Zeynep Bastık aşk yaşıyor mu? Son olarak Uras Bey'e soralım. Geçtiğimiz günlerde bir yakınlaşma oldu, bir aşk söz konusu mu? Aşk iddialarının başrolü Zeynep Bastık sonunda konuştu. Gururla el ele yanında beni göreceğinize yemin ediyorum. Hangi hareketi kafa karıştırdı? Daha 30 yaşındayım yani. Ne olacağı hiç belli olmaz. Uras Kaygılaroğlu için ne dedi? Aşk var mı, yok mu? Uras Bey, Zeynep Bastık'la ilgili hiç konuşmadınız ama. Uras Kaygılaroğlu ve Zeynep Bastık arasındaki aşk iddiaları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda eşi Melis İşiten tiyatro turnesi dönüşü trafik kazası geçirmişti. Kaygılaroğlu bu haber sonrası eşi ve kızının yanından bir an olsun ayrılmamıştı. Çok korkunç bir şey yaşadık. Hala da tam olarak kendimize gelebilmiş değiliz açıkçası. Ama biz çok şükür hayattayız. Kaybımız var, acımız var, biraz zamana ihtiyacımız var. Zeynep Bastık da gündeme omurgasını kırdığı haberleriyle gelmiş ve paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkutmuştu. Ondan önce de fotoğraf sanatçısı Selen Dal'la aşk yaşadığı söylenmişti. Hep şunu demek istemiştim, diyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Arkadaşlar sadece bir iş yemeği, teşekkürler. Peki gerilim ikili hakkındaki aşk iddialarına, ünlü çift arasındaki aşk söylentileri elbette durduk yere çıkmadı. İkilinin aynı mekanlarda pişti oldukları haberleri magazin manşetlerini süsledi. Hayranları ünlü ikili için sevgili oldular yorumlarını yaptı. Zeynep Bastık güldü geçti, Uras Kaygılaroğlu duymazdan geldi. Son olarak Uras Bey'e soralım. Geçtiğimiz günlerde bir yakınlaşma oldu, bir aşk söz konusu mu? Uras Bey, Zeynep Bastık'la ilgili hiç konuşmadınız ama Zeynep Bastık'la ilgili yönleşimde olduğunu. İkili bu soruları hiçbir zaman net bir şekilde cevaplamadı. Onlar sessiz kaldıkça merak da bir hayli arttı. Ancak çiftin ilişki durumları pek karışık. Örnek olarak Zeynep Bastık, menajer içi Tolga Akış'la boşanmasının ardından yaptığı her açıklamada dostça ayrıldıklarını söylese de kulislerde ilginç iddialar ortaya atıldı. Uras Kaygılaroğlu'nun da magazin dünyasında çapkınlıkları pek meşhur. İlişki hayatına yetişebilmek çok zor. Bir partide yakınlaşıkları iddia edilen ikiliden Zeynep Bastık geçtiğimiz gün görüntülendi. Şarkıcıya ilk olarak sakatlığını sorduk. Sahnelere ne zaman dönecek? Ya şöyle 6 hafta dedi toplamda. Daha 2 hafta oldu. 15 gün oldu işte. Araç geliyor. Bir kenara doğru. Yaklaşık bir aylık bir süreç. Yani ocağın sonuna doğru falan konserlere döneceğim. Ya hareket edebiliyorum ama performans yapmak da hareket etmek aynı şey olmadığı için. Sağlık sorunları sebebiyle sahneye çıkamaması sonrası organizasyon şirketleriyle sorun yaşayacak mı? Hayır, hiç öyle şeyler yaşayana kadar yani şükür başımıza gelmedi. Zaten sağlık bu yani. Tabii, evet. Keyfi bir şey de olmadığı için şöyle bir şey yaşanmaz yani. Yaşanmadı da zaten. Ve o soruya geliyorduk ki Zeynep Bastık anladı. Hemen kaçmaya çalıştı. En son bir haber çıkmıştı galiba, bayağı geçti üstünden de. Zeynep Bastık net konuştu. Gerçekten doğru, eğer bir gün erkek arkadaşım olursa yanımda severek gururla el ele yanımda beni göreceğinize yemin ediyorum. Uras benim arkadaşım. Arkadaş mısınız yani? Arkadaşız tabii ki. Çok çok tatlı, çok iyi arkadaşız hem de yani. Oluyor böyle şeyler, bu devam edecek mi? Bastık sempatik halleriyle dikkat çekti. İlk de son ama bir gün bir sevgilim olduğunda şöyle elimi savura savura gezeceğime peki, söz veriyorum. Ünlü şarkıcı evlilik sorularına ise açık kapı bıraktı. Evlenir misiniz tekrar
şu çağımızda evlilik yani, şey diyorlar. Şu an düşünmüyorum ama hayat bu. Daha 30 yaşındayım yani. Evet, ne çok... olacağı hiç belli olmaz. Hayırlısı diyelim. Neden teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, Zeynep ve Uraz arasında herhangi bir şey olmadığını Zeynep Bastık söyledi. Ya çok yakın arkadaş, iyi arkadaşım dedi. İyi bir insan. Bence zaten yani Uraz için bir şey olmadığı için mecburen bu açıklamayı yapıyordur. Çünkü Uraz zaten Zeynep'i kale almıyordur. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Uraz çok güzel, çok yakışıklı ve peşinde o kadar güzel insanlar var ki zaten hani öyle bir çalkantılı evlilikten çıkmış, kötü bir evlilikten çıkmış. Zaten hani o kadar çok şeyler konuşuldu ki yazıldı, çizildi. Dolayısıyla zaten Uraz öyle bir tasarruf olarak kullanmaz. O gece orada ya sohbet etmiştir ya belki de işte sohbet etmiştir. Zeynep yani... isterse Uraz'la sevgili olurdu Arto. Kim? Zeynep isteseydi. Ya Arto ya. Hiç kadın ya gerçekten bakalım yani. Şimdi sen tabii değerlendirmeyi fiziksel olarak yapıyor olabilirsin ama... Küçük kadınlar. Hayır. Küçük kadınlar değil, hayır. Zeynep biliyorsun kendisinde olmadığı halde bir gömlek giydirildi Zeynep'e. Eski kocası tarafı. Eski kocası giydirdi. O gömleği hala düşün. O bak, gömleğin ateşiyle ne büyük hali. Menfaat var ki. Bak ne büyük menfaat var ki. Ne skandalların oldu, nelerin olduğu şeyde hala birlikte yüz yüze bakıyorlar. İş var. Yüz yüze... Ay ya, sen de var ya beni gaza getirmek için yani. iş yapıyorlar. Sen niye Şenol'u peki iş yapmıyorsun? Ay yok ben niye bak, yapayım? Benim bak. Biçim bitmiştir. İşte anladın mı? Menfaat de olsa ya da bilmem ne. Niye? Çünkü bitmiş bir ilişki. Yani boş yere... Zarar belki verirsiniz birbirinize ha, sonra. Acaba Zeynep Tolga olmadan hiçbir şey olamaz mı demek istiyorsun? Tabii yani bir sürü şey, bir sürü orada domino taşı var. Ne demek istediğimi anladın mı? Bir sürü şeyler var, matematikler var. Çünkü sen o ayrı yolda yok, iyi gidiyor. Evet, sen kendi yolunda zaten iyi gidiyorsun. Evet. Anladın mı? İkinizin de birbirine ihtiyacı yok, süper. Ha, burada ihtiyaç var diyorsun. Neler var belki de burada. Ben de ya şey düşünüyorum. Şu şampuan reklamında oynayabilecek durumda mı? Bir yani sembol. yani. Neslihan da öyle. Neslihan saçlar da pek. Yani. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Yani anladın mı? Kendin de bir düşündün. Yok zaten ben Zeynep'in şampuan reklamında oynuyorsa inanamadım yani. Ve o şampuanı kullanıyorum yani. İnanamadım. Yani şimdi... yani. Yani böyle mi olacak bizim seçim? ya şimdi... yerim seni ya. Peki şimdi şöyle. Kırılan bir omurga mıydı? Kaburga diyeceğim ayol. Acıktın mı lan? Şimdi ikisini karıştırıyorsun artık. Omurga var bir de maalesef. Omurgalı duruş var. Hareket edebiliyorum diyor. Ama performans yapamıyorum diyor. Ben de bunu dün size açıkladım. Ben 3 isim duydum. Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç ve Aleyna Tilki. İşte. Ama diğerleri ne? Sanırım bütçe kalmadı. Hayır kalmadı ya da ederleri o olmadığı için vermiyorlar. Haklı olarak Allah Allah. Yani yılbaşında Aleyna Tilki'yi dinlemez misin? Zeynep Bastı dinlemez misin? Dinlemem. Ay dinlemem yani şunu niye dinleyeyim yani ben dinlemem. Bu kız felaket felaket. Ay, sus felaket felaket. Ay, zaten onun bunun şarkısı da meşhur olmuş bir kız. Yani felaket felaket Ezel'indi zaten. Biliyorsa ara ara neydi? Ara diye o değil de. Ara o da Fransızcadan biliyorsun. Alo. Aynen evet. Fransızcadan tercüme. Yani hiç kendine ait doğru düzgün bir şey yok. Ya da amplak çık 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 şarkı söyledi. Evet Zeynep'i artı başından beri başarılı Ebru bulmuyor. Ebru Gündeş, Hadise, Gülşen... Yani bunları seyretmek varken şimdi onların özel hayatlarını eleştiriyoruz. Yok, ben Hadise'yi seyretmeyi özel hayat dışında da sevmiyorum. Sevmiyor musun? Repertuar yok ben Candan Erçetin. Evet ben repertuarda doğru ben söylüyorsun. Ben Candan Erçetin'e giderdim. Ama zaten. Kime? Candan'a gittim. Ay düşün. Asansör müziği. Düşün. Ben ona, ikisi arasında ben seçenek vardı ben Candan'ı tercih ettim. Ben öyle bir giydirmiştim ona laflarımla. Asansör, asansör müziği bilmem. Biliyorsun çok iyi bir peki, hocadır. Sonra kadın bana geldi. Bak yemedi. Öyle akıllı bir kadın ki. Unutma. Yemedi içmedi bana geldi gecenin üçünde. Ne dedi? Geldi. Ben dedim ki bayıldığım kadın geldi. Ay canım, senin de Allah cezanı bir şey vermesin. Ama bayıldığım kadın yani bayıldı ama şarkıları asansör müydü? Fransızcalar ha, böyle bilmem asansörden ne. Asansörden çıkarken böyle yaptı.
Çıktı sahneye, ben tabii ne teveccühler göstermiyor. Çıktı sahneye gecenin içinde, normalde asla gecenin içinde Candaner Çetin'i bir yerde asla göremezsiniz. Çıktı böyle yaptı. No dedi, asansör müziği çok mu hoşuna gitmeye başladı dedi. Beni daveti bir giydirdi bana orada. Yani unutmamış. Unutur mu? Ha, ben onu da benim anlamıyorum. Benim sözlerimi kimse unutamaz. Öyle mi diyorsun? Ben onu da anlamıyorum yani. Ben unuturum yani, ben söyleyemem onu. Ama bak o kibarlıkla olduğu müddetçe hiç problem yok. O da bana giydirebilir. Peki sen Candan Erçetin'in kibar olduğunu mu düşünüyorsun? He? Kibar mıdır sence Candan? Kibar düşünüyorum. Hmm. Yani belki değildir. Çünkü hoca ya, hocalar da hani... Öf. Ay, sevgilini de çocuğun gibi hissetmez misin? Bağırıp çağırmaz mısın? Çok kötü bir şey öyle. Hani çok çocukları yöneten ya da grupları yöneten ya insanlar. Ya da teslim olabildiğin bir yer olarak görebilirsin. Hep sen birilerini yönetiyorsun. Bir yerde de teslim olmaya ihtiyacın olabilir. Onun için çok olabilir. Dominant bir sevgilin olması lazım. Evet. Çok zor iş onu, o. Ona göre seç. Candan Erçetin'in hiç ben özel hayatını vallahi bilmiyorum. Ama çok klas bir kadın olduğu %100. Evet. Asansör müziği harici. Peki Uras'la Zeynep arasında herhangi bir şey yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Zeynep de biraz tabii daha her iyileşince. Denilen ünlünün bir ünlünün dediği her denilen doğru değil tabii. Peki biz şimdi... Öyle çok şey gördük yani. Demet Akalın'a gidiyoruz. Demet'im... Demek aşkım. Bize çok güzel hediyeler yollamış. Evet ya, bir tanem. Veririz şimdi onu. Bak, sabah yayınımız diye erkenden, geceden gönderdi hediyelerimizi stüdyoya. Tıpkı Bülent Ersoy gibi. O kadar tatlı. Ediyoruz. Çok kibarsın. Bülent Hanım'la dün konuştum ben. Binlerce kere teşekkür etti. Biz onu yani çok sevdiğimizi, çok evet, güzel olduğunu. Ki. O dedi sizin teveccühünüzü öyle Aa, yapmanız çok dedi. Ederiz. Ona da çok teşekkür ederiz. Bir ediyoruz. Hediyeyi de gösterebiliriz değil Metereyi mi sonra? Metereyi verelim sonra tamam. da gösterelim. Demetçiğim. Çok teşekkür ediyoruz. Demet'e dedim ki sen onlara çikolata mukolata gönder ama sen bana dedim eskisi gibi yine pahalı ufak tefek ben onlara göstermem dedim. Gülüyor. Tamam dedi seni yemeğe götüreceğim. Beni de herkes yemekle satın alıyor, param yok ya. Ha. Öyle dedikodu varmış ya, herkes beni yemeğe götürünce satın alabiliyormuş. Survivor yarışmacısından cevap geldi. Demek Hira izleyecek ha bizi. Ünlü popçu Demet Akalın'ın Survivor polemiği gündeme bomba gibi düştü. Siz kimin Survivor'da olmasını istersiniz? Radyoya kapanınızda görüşürüz. Herkesin merakla beklediği Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye devam ederken açıklanan kadrolar izleyicileri ikiye bölmeye devam ediyor. Sen bana sorma öyle şeyler. Ben bir kadro çıkartırım. Ben bir kadro çıkartırım. Berdan Mardini, Murat Eken, Yusuf Güney, Ümit Erdin ve Mert Aydın'ın katılacağı, Merve Bolor'un da katılacağı iddia edilen fenomenler kadrosu açıklanırken programın sıkı takipçisi Demet Akalın da yeni kadroyu diline doladı. Survivor'ı nasıl biliyorsunuz? Yeni seçilenleri nasıl biliyorsunuz? Survivor. Daha bakamadım yani, o gördüklerimin hiçbirini tanımıyorum. Kimin gittiğini istersiniz? Mesela siz... Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'yı etiketleyerek tartışma oluşturacak bir yoruma imza attı. Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler diyerek hayal kırıklığını saklamadı. Sen bana sorma öyle şeyler. Ben bir kadro çıkartırım. Ben bir kadro çıkartırım. 2023 kadrosuna katılan yarışmacı Alper Rende, Demet Akalın'ın sözlerini üzerine alındı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç yarışmacı Demet Akalın'ı kızdırdı. Rende Akalın'ın bu Survivor'ı Hira izler yorumuna sizi de annem dinliyor yazdı. Demet sustu, takipçisi konuştu. Rende'nin yorumuna boş yapma. Geçen yaz Bodrum'da 10 kulübün 7'sinde en az 4-5 şarkısı çalıyordu. Annem dinliyor diyor bir de diyerek karşılık verdi. Demet paylaşımı alnından öptü. Takipçisine bütün yaz bendesin güzel kapak diyerek beğenisini ifade etti. Bakın bize Demet'in hediyesi ne kadar ya kibar. Ya Demet'ciğim şu altyazıyı bir çekseniz bir dakika. Şunun güzelliğine bak ya. Evet, çok kibar ve çok tatlı. Kutusu güzel valla. İçi de demo, güzel. Demo çok teşekkür güzel. Ediyorum. Teşekkür ediyoruz Demet Akalın'a. Bana bak içinde ne var acaba? Valla hiç açmayalım şimdi. Açmayalım. Yiyecekse izleyecek şimdi şey yapmasın. Peki Demet Akalın'ın Survivor polemiğine Survivor'a katılan bir yarışmacı dahil oluyor. Sizi ancak Hira izler lafına, seni de ancak annem dinliyor
diyor çocuk. Kim dedi bunu? Şerendir. Ne o çocuğun? Ben şeyin peşinde koyayım, diyenin peşinde koyayım. Alper Rende. Ama Demet Akalın takipçisinin cevabı çok güzel ve manidar. Onu verelim. Yani bu tabii bu annem dinliyor. Bu yaş olayı kötü ya. Öf bir boş yapma diyor takipçisi. Geçen yaz Bodrum'da 10 kulübün 7'sinde 4-5 şarkısını çalıyordun. Annem mi dinliyor diye çaldın. Yalan mı? İzleyici kitleniz 13 ve 8 yaş tüm ülke olarak diyor. Terlik yarışsa bile onu destekleyeceğiz. Ha. Demet de diyor ki bütün yaz bendesin ne güzel kapak. Sizi de annem dinliyor Demet Hanım diye tweet atmış çocuk. Yani gerçekten ay yani, bunlar ağır şeyler ya. Bak, Demet'in yaptığın... Annesi dinlesin çok klas bir şey zaten çok güzel. Yani. Tamam bu güzel bir şey. Allah bu arada Allah. Demet'in yaptığı yorum sempatik geliyor bak şu an Hira'yı. Hani kendi kızını katıyor değil mi? Güzel bir şey söylüyor. Sizi de annem dinliyor da annenizin müzik zevkinizi konuşmuyorsunuz. Demet'i sanki yaşından vuruyor gibisiniz değil mi? Orada sanki böyle bir şeymiş gibi hani. Klasik her yani gencin niyet çok önemli, yapabileceği niyet. Tek çıkış yolu gençken. Hemen karşısındaki... Ben hiç yapmam biliyor musun? Hiç yapmam. Hiç. Ben tecrübeye aşık bir insanımdır. Tam tersi. Çıkış yolu bulamazsan bulamıyorsun. O belden aşağı inmek ne biliyor musun? O seninle benim savaşacak zekam yok demek. E tabii belden aşağı... Benim seninle savaşacak zekam yok o yüzden yaşına vuruyorum demek. Ya da herhangi bir özel hayatına vuruyor. O zekam yok demek. Ben kapasite olarak senden aşağıdayım demek. Bu yüzden mesela ben yapmam. Ben kimsenin yaşıyla vurmam. Başka ne demek? Sormam da. Artı ben senin yaşını bilmiyorum biliyor musun? Sormam. Bana ne ya? Sonuçta biz seninle aynı ortamdayız. Aynı masadayız. Aynı programdayız. Senin yaşından bana ne ya? Benim beynim, benim duruşum veya benim konuşmalarım seni bağlayan şeyler olmalı. Neyse gelelim Survivor'daki bu yazıya. Burada direkt yaştan vurmaya çalışıyor Demet Akalın'ı ama Demet Akalın... Beğenirsin, Alper seversin. Rende midir nedir o neci? Seversin sevmezsin bak DJ'miş. DJ'miş. Fakat... Başka bir DJ bana ne yazmış biliyor musun? Çok iyi bir DJ. YouTuber. YouTuber'muş. Ha çok iyi bir DJ ne yazmış? Sevgili Cihat'a selam olsun. Boş yapmayı bıraksın demiş. Bu çocuğum demiş. Tabii yani. He. Çünkü çok profesyonel ve çok büyük yerlerde çalan bir DJ. Cihat mı? Tabii. Hmm. Ozan Doğulu daha yeni yılbaşı partisini Demet'in kulüp şarkısıyla açtı. Ya gerçekten boş yapmayın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir gece kulübünde DJ'seniz veya iyi bir yerde DJ'seniz Türkçe ile alakalı bahsediyorum. Demet'in şarkısını çalmadan gerçekten o gece bitmez. Ve bitiremezsiniz o geceyi. Bir yani de, insanları mutlu olarak bitiremezsiniz. Bir de şey Demet Akalın seversin sevmezsin ama şöyle bir gerçek var biz neler ne kadar eleştirdik Demet'i biliyorsun. Benim evim Beşiktaş'taki evimde Beşiktaş Emniyeti beni Demet Akalın susturmaktan artık Demet Akalın susturması diye. Neyse o günler geride kaldı. Her şey iyilik ve güzellik kazansın inşallah. Totalde iyi niyetin iyi insanlara eninde sonunda uğrayacağını düşünüyorum. Demet'le aramızda şu anda bir sıkıntı yok. Allah göstermesin. Ama bu saçını beğenmediğimizi dün de söyledim ben. Ama ben şunu söyleyeceğim. Demet'i seversin sevmezsin. Saçını seversin sevmezsin. Ay bu saç nereden bir Demet çıktı? Akalın şarkısı hayatımızdan geçmez mi? Sen deli misin? Bak Tarkan şarkısı. Demet Akalın şarkısı. Serdar Aksu, Ortaç canım. Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, aynen. Sibel Can. Bunların hepsinin şarkısı hayatımızdan geçecek. Sen ne diyorsun? Geçmiştir de ve geçiyordur. Senin Demet Akalın'ın en sevdiğin şarkısı hangisi? Ben hepsini severim. Ben Affedersin, hayalet. Bitsin. Ha? Ben hayalet. Hayalet. Ben sana bundan sonra hayaletim diyor. Bak ya bittim gözün aydın da çok güzel. O da çok güzel. Demet'in en iyi çıkış yaptığı şarkılar Bittim Gözün Aydın. Tabii o yıllarda tabii başka şeyler bilmem ne. Canım var ki çok uzun yıllarımız oldu be. Dün Hande Yener, Demet ne güzel. Tabii çok eskiden Gülşen de vardı. Gülşen artık tarihe karıştı. Dün dedim ki Demet Akalın bütün projelerde yer aldığından bahsediyor ama asıl Demet Akalın'a bir best of yapılmalı. Demet Akalın şarkıları yapılmalı. Ama yapabilir kendi de yapmıyor. Kendi yapmalı. Yeniden yorumlamalı. Oturmuş sesiyle, oturmuş anneliğiyle. Hayır kendi yapmamalı. Başkalarına hatta okutabilir. Ben kendi tekrar çıkarsın isterim. Demet Akalın'a saygı albümü. Bana bak. Ben daha çok erken de. Alo. yok. Çok yaş olarak. Sen oradasın. Ya yaş olarak tabii Allah uzun ömürler versin. Bence Demet tekrar yorumlayabilmeli kendi şarkılarına. En azından bir 10 tanesini falan. Güzel olmaz mı ya şöyle? Valla bence çok güzel olur. Bu arada iletişim dün şeyle ilgili Erkan
İbrahim Erkal'la evet, ilgili PTK'ya bir iletişim bozukluğu oldu dedi. Tabii ki iletişim bozukluğu yine de tabii ki olmamalı. Ben senin bu konuyla ilgili çok üzgün olduğunu biliyorum. Konuşmamızda da biliyorum ve daha önceki konuşmamızda da çok heyecanlı, bu projede olduğun için çok heyecanlı olduğunu da biliyorum. En azından karşı tarafa ben de bunu iletmiş olayım. Seyrediyorlarsa çok heyecanlıydı İbrahim Erkal şarkısını okuyacak diye. Çok mutluydu. Gerçekten bir bu Okan'ın suçudur illaki. Okan'ın... Ya Okan da bir ameliyat oldu biliyorsun, acaba o döneme mi denk geldi? Çünkü tam o sıra ben Demet'le alakalı bir iş konuşacağım. Demet dedi ki hayatım Okan'la konuşmamız lazım ama Okan da ameliyata giriyor dedi. Ya Okan'ı da mahsus Okan'a yönlendiriyor ki. Mesela biz yani Demet'le Allah korusun 50'ye 100'e bir şey anlaşırsak olmasın diye Okan'a yönlendiriyor ki 500 olsun diye. Tam doğrusu yapıyor ama o dönem dedi ki yani Okan'la konuşman lazım dedi. Ben Okan'ı aradım, Okan dedim açmıyor. Aa dedim siz deli misiniz karı koca? Ara diyorsun, arıyorum açmıyor. Dedi ki ameliyata giriyor. O dönem mi acaba? Ama işte tabii o dönem olsa da olmasa da fark etmez. Sorumluluk, yapacak bir şey yok. Şimdi burada ufak yok haklısın. Şey olabilir, bu kadar kırgınlık olabilir karşı tarafın. Bu kadar tarafın, imtina ettiğimiz bir şeyken daha titiz davranılabilirdi. Kendi o kadar istiyordu. Bak o kadar heyecanlı. Bu da ağladı ya. Evet o kadar heyecanlıydı. Burada ağladı açıkladı. Canım benim. O bana dedi şey miras dedi falan. Neyse mutlaka bir çözüm bulacaktır o bir zaten. Bir hayrı vardır diyelim. O Tüdanya'ya mı? Tüdanya'nın projesi. Var bir de Hakkı. Bulut mu? Hakkı yok. Hakkı Yalçın. Yalçın. Tabii Hakkı ki. Yalçın. Herhalde. Çok çok güzel. Vay be. Survivor'da sence ne olur? Hakikaten benim de çok tanımadığım isim de gidiyormuş. Vallahi ben Berdan Mardini'yi tutuyorum. Berdan Mardini. Evet. Öyle mi? Evet. Tabii. Olabilir. Berdan Mardini tuttuğum için ne olur ne biter bilmiyorum. Survivor'ı da izleyeceğiz. Merakla göreceğiz. Seren de geldi. Evet, rahatsızlığı Seren de... vardı. Seren de alalım. Alalım artık zaten her şey evet, ortada. Evet. Gel. Daha iyi hissediyorsun. Ama şey konuşsan da sesin gelmez. Daha iyi hissediyorsun kendini. Bir takalım be. Gelsin beyefendi. Artık her şey izleyicinin yanında olduğu zaten. Gelsin taksın. Aynen aynen. Gelin gelin. Yani şey magazin yapıyoruz ya. Gelip takalım. Buyurun. Aynen. Boş yapma diyor. Bircan, siz bu ses kaydıyla alakalı ben yapan konuştunuz mu? Yok. Hayır. Ben konuşmadım. Yani konuşacak çünkü ben de... Yok sen yok. Sen varken konuşacaksın. Tamam yani konuşulmadıysa tamam önemli değil ama konuşulduysa ben de hayır. Bir şeyler söylemek istiyorum. Hayır. Herhangi bir dışında gelişen şeylerle. Ama konuşalım. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Açalım buyurun. Biliyorsunuz ben... Poyraz'ı çok seviyorum. Zaten sen şahitsin. Yaklaşık bir 3 ayım, her günüm onunla geçti. Reha Muhtar'ın oğlundan bahsediyorum. Evet bu arada. Tamam. Yani. Evet. Reha Bey'i de seviyorum ve onu da Poyraz'ın da yalnız geçirmesini istemiyorum. Benimle de çok güzel bir bağ kurdu. Sonrasında bir gün annesi Poyraz için çok endişelenmiş. Ambulans göndermiş eve. Reha Bey'in arabasını da kapıda görmeyince... Poyraz benimle mi acaba diye endişelendiği için Feyza Hanım'ı bana arattırdı. Hı hı. Bir gece. Hı hı. Gece aramış ve dedi ki Deniz Hanım aradı. Böyle böyle Poyraz için endişelenip dedim ki Poyraz için hiç endişelenmesin. Gayet rahat evde uyuyor her şeye. Teşekkür etti Deniz Hanım bana. Hı. Ve o sırada da Feyza'nın kendince ilgili... Problem. Ben orada biliyorsunuz biz karşı karşıya geldik Feyza Altun'a evet. Ve davalık. Ben kendisinden şikayetçi oldum. Evet, evet, ben kendisine dava açtım. O bana dava açtı. Evet. Neden? Reha Bey'in tarafında olduğum için. O da Deniz Uğur'un tarafında avukat doğal olduğu olarak. Için. Biz mahkeme çıkışında ben o kendisine biraz çıkıştım. Reha Bey'in çocuğunu verin falan filan diye. Belki kendime üstüme vazife olmayan bir şeyler de yapmış olabilirim. Ama Reha Bey orada o gün şartlarda çok üzüldüğüm için. Her neyse biz düşman olduk. Evet, evet. Niye evet. Düşman olduk? O bana bir şey söyledi, ben buna bir şey söyledim falan filan. Sonraki süreçlerde ben Deniz Hanım'ın benim hiçbir şeyle ilgili olmadığımı, sadece Poyraz'la bir bağ kurduğumu, onun iyiliğini istediğimi anladığını düşündüm. Çünkü bunu bana teşekkür mesajı gönderdi. Hı. Feyza Hanım'la. Ve Feyza Hanım gece bir saatte beni aradı. Sanıyorum da hafif onun da kendince alakalı bir dertleri, problemleri vardı. Hafif alkollü. Bir sürü şeyler konuşmuş. Benim telefonum Android. Biliyorsunuz her şeyi kaydeden bir telefon. Fakat biz bu konuşmalardan sonra Feyza Hanım'dan bana tazminat davası geldi bu konuşmaların akabinde. Ben de kendi avukatıma dedim ki ama daha yeni beni aradı. Nasıl bana tazminat davası açtı yani falan filan derken konuşmalarımızı dinlettim avukatıma.
Dedim ki yani ama bu kadar hepsini değil çünkü çok uzun bir konuşmaydı. Bir gün mü aradı? Bir efendim, gün. Avukatım yanımdaydı zaten bunu dinlettiğimde. Benim evimdeydi, yemeğimdeydi. Sonra ertesi gün dün ben yayındayken Feyza Hanım'dan bana bir mesaj geldi. Bana dedi ki benim ses kaydımı basına vermişsiniz. Ben de şok oldum çünkü ben asla böyle bir şey yapmadım. Sadece avukatımla da paylaştım. Avukatım da bana dedi ki burada rehab ile alakalı şeyler var. Evet. Hatta kızla alakalı da problemli bir şeyler vardı. Onları söylemeyeceğim. Onları da konuştum. Çünkü hepsinin iyiliğini istiyorum. Aslında barışmalarını da istiyorum. Yani onlar da biliyorlar artık. Ama dedim bütün bunların hiçbirisinin kullanılmasını istemiyorum. Asla izin vermiyorum. Sen avukatına verdin. Asla dedim izin vermiyorum dedim. Yani bunların mahkemeye sunulmasına. İfşa edilmesini istemedin. Dün sabah benim avukatım aynı zamanda Reha Bey'in de avukatı. Onun davasına girdi. Hangisi ya? Ya isim vermiyorum. Ha, kimse tamam. Şey olmasın. Kimseyi şu anda suçlamıyorum çünkü bunu da araştıracağım. Yani ben sadece size anlatayım, yorum sizde kalsın. Peki. Sabahleyin ben de kendi avukatıma mesaj attım. Siz böyle bir şey mi yaptınız dedim. Siz davaya benim bana açılan bir dava için yani Feyza Altun bana bir tazminat davası açmış. Ama hem beni arıyor hem bana nasıl dava açıyor gibilerinden kullanacağınız bir kısmı. Siz kalkıp da bütününü Reha Bey ile alakalı olan kısmını beni harcayarak orada mı kullandınız dedim. Benim avukatım hayır dedi. Biz sadece 3,5 saatlik bir konuşmanız olduğunu bunun da basına yansıdığını söyledim dedi. Ama dedim basına bir şey yansımadı böyle bir şey yok. Sonradan öğrendi ki mahkemeden sadece 18 saat önce bunu birisi YouTube'a koyuyor. Ertesi günde sabahleyin mahkemede deniyor ki YouTube'da var. Ve YouTube'a düşmüş. Bu peki dönem. Senin kaydın nasıl düşebiliyor? Benim kaydım avukatımda. Avukatımda. O yüzden ben ona Mina'yla da alakalı bazı şeyler paylaştım. Ama onları da mahkemede kullanmasına izin vermediğimi mesaj attım. O lüzum gereği bunu kullanmış. Ha şimdi bunu diyor ki bunu diyor YouTube'a ben kesinlikle vermedim diyor avukatım. Evet avukat bunun çok büyük ondan bir suç sonra, olduğunu bilir çünkü. Dolayısıyla tabii çünkü beni zor durumda bırakan bir şey bu. Ve ben asla ve asla hiç kimsenin böyle bir şeyini şöyle yıllardır ben röportaj yapıyorum, o telefonda kayıt yapıyorum. Her kayıt yaptığımı da telefonumda kayıt olduğunda karşıdakileri de söylüyorum. Burada sen zaten bunun şey yok. Büyük bunu, suç olduğunu, yani, kendin zaten yani, programcı olduğun için. Ben hani kaç yıllık programcı da olduğum için biliyor ben bütün bunları biliyorum. Sonrasında ertesi günde zaten Feyza Altun aradı. Çok özür dilerim. Ben biraz dedi kendi ailevi meselelerimden dolayı da çok üzgündüm. Biraz hafif de alkol almıştım. Ya olabilir. Kusura bakma arkadaş dedi, gibi dertleşmiş de olabilir abuk senle. Abuk dedi ben belki dedi hani fazla ileriye gittiysem dedi kusura bakma ben de zor günler geçiriyorum dedi. Önemli değil Feyza Hanım dedim. Önemli olan Poyraz'ın şeysi sulh yoluna gitmekte yarar var dedim. Bu şekilde bu kapandı. İş kapandı. Yani şimdi şu an... Fakat dün Reha Bey'in mahkemesi vardı. Evet. Mahkemede bu ses kaydından tabii Gürol ve Bey'le de Feyza Hanım arasında maalesef böyle bir o onun klibini yayınladı. O ona bir şey yaptı. Onlar da birbirlerine tabii düşman oldular. O da onu ondan da bahsedemezdi aslında. 3,5 saatlik o konuşmadan yayınlasın yani. Ben buna çünkü müsaade etmedim. Reha Bey yararına aslında buradaki çocuğun yararına yani aslında çocuğun yararına olacak her şey tamam çocuğun yararına olsun da ama ben de bir taraftan hani zarar gördüm. Önemli değil. Zaten bunu benim bir yere paylaşmayacağım. Bir yere şey hem Deniz Hanım biliyor hem Feyza Hanım biliyor. Ha Feyza Hanım kendi iddialarıyla alakalı birisi ondan şikayetçi olursa veya bunun hesabını sorarsa o Feyza Hanım'ın şeyi. Çünkü bu bizim ikimizin özel konuşması evet. Oraya yansımamalıydı. Yani benle sen her şeyi konuşabiliriz. Seni burada zorda evet. düşürecek şey sadece geçen gün birkaç kere yayında dedin ya benim herkesin konuşmaları bende kayıtlı ne sesler var bende yayınlayabilirim yayınlayacağım. O yüzden devamlı yazıyorlar ya Seren mi yaptı Seren mi? Şöyle, i̇şte onu da açıkla onu istersen. Da söyleyeyim.
Benim son zamanlarda bir arkadaş grubum vardı. ben anlamıyorum. Bir şekilde birisi birisine küsüyor, onunla oluyor. Bunların hepsi yani zaman içerisinde hepsi birbirleri hakkında WhatsApp'tan bana bir sürü şey söylemişler. Aslında ben onlara onu söyledim. Programla alakalı ve başka burayla alakalı şeyler değildi. Hani o ben biraz ikiyüzlülük gibi gördüm. Benim bir kız arkadaşım vardı, o oldu falan filan. Yani ben onların yaptıklarına çok alındım ve onlara söyledim. Ama burada tabii ki benim yapımcımla alakalı da bir iddiada bulunmuş. Evet, bu yansıdığı için bir kere her şeyden önce ben tabii ki çok zor durumda kaldım. Ama orada kendisine Feyza Hanım da şöyle bir şey söyledi. Benim bana gelen bir şeydi bu. Ben kendime gelen mesajı da sildim attığımı söyledim. Fakat o gün işte biraz dediğim gibi biraz alkolün de tesirinde sinirden böyle bir şey söyledim. Kusura bakma sana da bunları söylediğim için şeklinde bir konuşmayla geçti bitti. Şimdi o yüzden de sadece benim üzüldüğüm şey ben Reha Bey'in tanıklığını yapmayacağımı anladı. Bu bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Niye de yapmayacağımı söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben Reha Bey'i çok seviyorum hala. Ama ben Poyraz'la çok enteresan bir bağ kurdum. Ben bu saatten sonrasında Poyraz'ın yararı için çünkü zaman geri içerisinde hayır neden? Şunu söyleyeyim. Poyraz'ın yararı için Poyraz annesini de çok seviyor. Poyraz babasını da çok seviyor. O yüzden ben artık Poyraz'ı çok sevdiğim için ne babasının ne annesinin tarafında olmak istemiyorum. Ben Poyraz'ın yanındayım. O yüzden de benim bu davayla alakalı çekileceğimi herhalde anlayınca böyle bir şeye maruz kaldım. Hiç önemli değil. Dediğim gibi bu iyilikten hep maraz doğuyor. Her şeyde burnumu soktuğum için oluyor belki ama dediğim gibi bir çocuktur. Onu çok seviyorum. Hiç pişman değilim Arto. Ama olsun, siz sana söyledim ya. Siz benim Poyraz'a olan düşkünlüğümü, sevgimi, onun bana sevgisini biliyorsunuz. O yüzden hepsi iyi olsun. Reha Bey de iyi olsun. Deniz Hanım da iyi olsun. Peki. Ben zaten Poyraz'la bugün de görüşeceğim. Biraz sonra yine yanına gideceğim. Yine babasının da yanına gideceğim. Ama bu davada olmak istemiyorum. Çünkü Poyraz anneyi de babayı da seviyor. Burada bize şey oldu. Bana ayıp oldu. Olsun. Hı. Önemli değil. Sadece bunu açıklamak istedim. Herkes de bunu bu şekilde. Ama tabii Bilal Bey'le ilgili de böyle bir şey olmadı. Tabii onunla da alakalı. Tabii ki yok. Ha yani. Zaten senin adında ağzından duyarlarsa daha da güzel olur. Zaten Feyza Hanım da benim yapımcımı herkes biliyor. Aynen. Benim sadece üzüldüğüm şey ben sanki böyle bir şeyi servis etmiş gibi. Bu söz konusu bile olamaz. Zaten bende bütün yazışmalar her şey var. Artı bu kendi kendine kötülük yapmaktır. Bu çok çiğ bir şeydir. Sadece dediğim gibi ben televizyoncuyum. Kesin yani. Yaklaşık 10 yıldır benim telefonumda geçen günde bir röportajda öncesinde de söylerim sesinizi kayda alıyorum. Ha, onu söyledikten derim. Sonra zaten sen televizyonculuk suç gereği olmadığı için kayıt altına almam da suç olmadığı için ve ben Feyza Hanım'a da Feyza Hanım'a da söyledim. O yüzden dedim. Tabii. Ya yani Feyza Hanım'a şöyle bir şey söyledim. Ben dedim benim dedim şeyim telefonum haberiniz olsun. Ama Selen'cim çünkü onu o günkü şartlarda biraz hafif alkol vardı yani hafif. O yüzden öyle çok dostane o şekilde bir arayıp öyle bir sağa sola konuştu. Ama ondan sonrasında da zaten benim bunu yapmadığımdan çok emin olduğu için herhangi bir şekilde ne kendisinin bana ne benim ona karşılıklı davalarımızı da geri çektik. Şimdi bu söylediklerinden dolayı da diğer kişilerle alakalı da diğer söylediklerinden de çok üzüntü duyduğunu, pişmanlık duyduğunu o anda ertesi gün zaten bana söylediği için ben bunu uzatmadım ve bitirdim. Ama işte Reha Bey'in davasında Reha Bey'le alakalı kısmı kullanmak için bir şekilde sanıyorum bu böyle yapıldı. Yani kimseyi de suçlamak istemiyorum. Bu benim düşüncem. İnşallah bu düşüncem de
Yanılırım. Şimdi biliyorsunuz bu YouTube'a eklenen şeylerin nereden eklendiğini, nasıl eklendiği çıkıyor, hemen mi? Çıkıyor. Ha, tamam, tabii. Süper o yani, zaman. Birisi için yani, eklenmişti tamam. Biliyorsunuz. Şimdi hani birisi Seren... için YouTube'a bir şeyler verilmişti, kadın çıkarttı. O çıkarılabiliyor artık. Şimdi inşallah. Tabii bizi bütün bu konuşmada ilgilendiren yapımcımız Bilal Özbilgi'ye atılan bir iftira ve şantajın devamında Bilal'in bu konuyla alakalı cevap hakkını kullanması söz konusu. Şimdi Bilal Özbilgi'nin avukatının bize yolladığı bir yazı var. Tam anlamıyla onu kesmeden biçmeden okumamız gerekiyor. Gerekirse Bilal Bey siz de yayına bağlanırsınız. Çünkü kamuoyuna mal olmuş bir sosyal paylaşım sayfasında sizin isminizin geçen bir konuşmadan bahsediliyor. Şöyle ki 26.12.2022 tarihinde Seren Serengil ile Feyza Altun'un telefon görüşmesi YouTube adlı video ve sosyal medya platformunda İfşa adı altında yayınlanmıştır. Feyza Altun ses kaydında müvekkil Bilal Özbilgi'ye hakkında hiçbir somut gerçekliği olmayan, tamamen asılsız ithamlarda bulunmuş, ayrıca kişilik haklarını zedeleyen, gerçekleri yansıtmayan haberlerle ve bilgiler yer vererek kamuoyuna yansıtmıştır. Feyza Altun tarafından 14.10.2022 tarihinde müvekkil Bilal Özbilgi'nin Instagram hesabına yasaklı madde videosunun olduğunu, bu videonun kendisine geldiğini, göndereceğini mesaj olarak göndermiştir. Hatta sen beni kolla, ben de seni kollayayım diyerek müvekkilimize tehdit içerikli mesajlar atmıştır. Göndermiş olduğunuz mesajlarla ilgili Feyza Altun hakkında hakaret, iftira ve tehdit suçlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş olup soruşturma devam etmektedir. YouTube'da yayınlanan videoda Feyza Altun tarafından Seren Serengil'e telefon konuşmasında Bilal'in nokta nokta çekerken ki videolarını yayınlarım 1 milyonluk hesabımdan diyerek iftira ve tehdit söylemlerine devam etmiştir. Müvekkil Bilal Özbilgi'ye hiçbir tanışıklığı olmayan Feyza Altun tarafından bu üslup ve içerik itibariyle linç mahiyetinde olan, hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira söylemleriyle ilgili ikinci kez yargı yoluna başvuru yapılmıştır. Müvekkil 26.12.2022 tarihinde Birim Laboratuvarı'nda, ekrana verelim raporu, laboratuvarında yapılmış olduğu test sonucunda hiçbir yasaklı madde kullanmadığı da tespit edilmiştir. Ekranda gördüğünüz negatif, gibi şu anda. Negatif devam hepsi. Ediyorum. Hepsi negatif çıktı. Ayrıca savcılık dosyasında müvekkilim Adli Tıp Kurumu'nda da istenildiği testleri yaptıracaktır. Feyza Altun tarafından bu iftiranın müvekkilimi kamuoyunun nezdinde zor duruma düşürmekten ibaret olduğu açıktır. Feyza Altun'un beyanları baştan sona gerçeğe aykırıdır. En temel evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak Bilal Özbilgi'yi kişilik değerleri kapsamında Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile teminat altına alınan evrensel nitelikte haklarına ağır saldırı oluşturmaktadır. Feyza Altun'un bu beyanları takhir, tahkir ve tevfiz edici nitelikli tasvir ve beyanlar öz ile biçim arasındaki uyum ve denge ilkesine aykırılık teşkil ettiği gibi müvekkilin onur ve haysiyetine de saldırı oluşturmaktadır. Son cümleler. Kamuoyunda oluşturabilecek yanlış bir kanının ortadan kalkması için iş bu düzeltmenin yapılması zaruret doğmuştur. Tamamen gerçek dışı olan bu haber nedeniyle yasal yollara başvuru hakkımızı kullanacağız. Saygılarımla Bilal Özbilgi Vekili Zeynep Arışan Dişçi. Teşekkür ediyoruz. Rapor tekrar ekranda kalsın. Tabii bu Bilal'in ismi geçtiği için birçok kişinin ismi geçiyor. Ama tabii bizi ilgilendiren kısım Bilal Özbilgi'nin yasaklı madde kullanırken ki videosunun olduğu söylenmesiydi. Bir de bunu kendi sayfamda yayınlarım diye bir tehdit vardı. Bir türlü o videonun çıkamaması. Yani böyle bir videonun çıkamaması. Yani zaten bundan birkaç ay önce zaten Feyza Hanım Bilal Bey'e bu mesajı şu şekilde atmış. Bana böyle bir mesaj geldi. Senin böyle bir şey kullandığına dair bu Seren'i üstümden al. Galiba öyle bir şey de vardı. Sanırım sen beni kolla şey. Ben seni kollayayım. Ondan sonra ve şey ne dedi? Ama bu şey olarak gelmiş. Bir başkası gönderdi ama sözde ben sildim yardım. Diyor. Ben sildim diyor. Bana geldi böyle bir şey. Ben buna inanmadım ve sildim diyor mesajında da. Fakat sonrasında dedi işte o akşam aslında alkolün dediğim gibi ben de o gün gündüz kendisine çok yüklenince o da sanıyorum alkol aldı ve gecenin bir saatinde
sinirlenerek. Ama ne kolay değil mi? Alkol alıp hemen iftira. Ya şöyle, ertesi gün bana pişman olduğunu ve özür dilediğini söylediği için ben de bakın benim Feyza Altun'la 3 tane 4 tane birbirimize açmış olduğumuz davalar var. O gün aradıktan sonra beni arama sebebinin de Deniz Hanım'ın Poyraz'ı merak ettiği için olduğu için ben Deniz Hanım'a her şeyin yolunda olduğunu. Çünkü o da bir anne ve Poyraz annesini seviyor. Poyraz babasını da çok seviyor. Aslında bu nedenden dolayı beni arayıp İşte sen bana bunları söylüyorsun, ben böyle değilim, sen şöyle değilim. O onu o konu öyle açtı ve dinledim. Sadece dinledim. Ama dediğim gibi Reha Bey'in dosyasına girmiş olmasına izin vermedim. Ve bununla da alakalı kendi avukatıma serzenişimi yaptım. Ve bu anlamda da kendisine yollarımı ayırdım. Söyleyebileceklerim bu kadar. Çok üzgünüm. Ama tabii ki bizim yapımcımızı Bilal Bey'i herkes çok iyi tanır. Şerefiyle, namusuyla bu işi yapan bir kişidir. Benden dolayı sanki bu biliyorsunuz benim bir düşman sayfalarım var meşhur sağ olsunlar. Çok seviyorlar beni. Sanki hani ben bunu yani insan böyle bir şeyi kendi kendine işte böyle bir kaydı sende kötülük ya. Yapmak. Keşke çekme, boş ver böyle şeyler. Ben 10-15 senedir aynı bu programla da alakalı bunu röportaj yapıyorum. Feyza Hanım'a da bunu baştan söyledim. Benim yapmış olduğum bir suç değil. Aa, söylemişsen zaten değil. Evet, söylediğim için de Feyza Hanım'ın herhangi bir şekilde bana bir yaptırımı bu yüzden söyledim. Dedim ki aman bak benim dedim telefon Android ona göre dedim. Yani sen istemeden o, mi kaydediyorsun? Yani efendim? İstemeden mi kaydediyorsun? Tabii benim kendi şeyim var. Yani o Android telefonda bir özellik var. O kaydediyor. Ama onu kendin ben bazen, açtığın tabii, içindir tabii. Tabii. Ama söylüyorum için. Çünkü ben bazen röportaj da yapıyorum telefonda. Onunla da yapıyorum. Bunu hep herkese söylüyorum. Dolayısıyla benim yapmış olduğum bir suç değil ama benim güvenerek ben şimdi avukatıma her şeyimi atabilirim. Yani ben avukatımla her şeyimi paylaşabilirim. Ama o da diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Ben böyle bir YouTube'a bunu koymadım. Tabii onun da söz hakkı var. Tabii ki onun da her zaman söz hakkı var. Öyle bir şey yapmadım diyor. Ben sadece hiç kimseyi suçlamak adına değil ama ben bu konularda çünkü biliyorum ya ben sen de ben yapmadım diyorsun. Hayır. Yani ben bu konunun Reha Bey'in dosyasında bundan bahsedilmeseydi o zaman ben başkalarından da şüphelenebilirdim. Ama bu Reha Bey'in sabahleyin dün dosyasına girdi. O yüzden avukatımdan şüphelenmiş. O yüzden ben de avukatıma kızdım ve avukatımla tartıştım. Çünkü maalesef Mina ile alakalı bir fotoğrafı da izin vermediğim halde girdi. O yüzden de ben hani beni çiğnediği için ona biraz kırıldım ve kızdım. Beni bu şeye bu zor durumda bıraktığı için. Ama dediğim gibi benim her zaman alnım ak, başım da yukarıda. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Peki. Ben bunu da herkes bu şekilde de bilsin. Yani tabii insanın kendinden başka kimseye kefil olması çok doğru bir şey değil ama ben tabii çok uzun yıllardır bir teşviki mesaimiz olduğu için Bilal Özbilge'ye zaten ekranda da görüldüğü gibi kefilim onun böyle bir şeyle uzaktan, yakından alakası olmadığını Bilal Özbilge ben biliyorum. Bu suçlamaları birkaç ay önce de yaptı. Yani aslında o zaten zaman Bilal da yaptı. Zaten Bilal hemen dava açtı. Yani tamam evet. Yani ama o zaman o da dava açtı. Ya, böyle tabii YouTube o kadar gibi kamuoyuna mal olmamıştı. Şeye mal olmadığı evet, için. Yani, o da hemen dava açtı. O zaman da açtı. Yani o zaman yapmıştı şimdi zaten. Şimdi devam etti. Ama o zamanki şeyde de bir başkasının mesajını Bilal Özbilge'ye gönderip senin hakkında böyle bir suçlama var. Ben inanmadım sildim diye bir şeydi. Bana Bilal okutmuştu bunu. Yani sonuç olarak dediğim gibi ben bir çocuğun hayatınla alakalı ve ona olan bir duygusal da zaman içerisinde bağ kurduğumuz için ben bu mahkemede tanıklık şeyimden feragat ediyorum. Onu söylüyorum. Niye onu da söylüyorum? Bu yüzden zaten bence benim de oraya konuşmalarım girdi bence diye düşünüyorum. Peki tabii herkesin söz hakkı var. Başka da söyleyeceğim de bir şey yok. Peki reklama gidelim. Reklam sonrası programı kapatacağız. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yanlış ameliyat kurbanı. Kim? Ezgi Mola'nın operasyon diyelim işte. Ezgi Mola'nın annesi. Bir izleyelim. Aa. Evet. Olay, olay, olay. Ünlü oyuncu
Ezgi Mola hayatının şokunu yaşadı. Ezgi Mola'nın annesinin başı doktoruyla derde girdi. Estetik yüzünden sağlığından olan kadın hayatının sınavını nasıl verdi? Neler yaşadı? Akıllara durgunluk verecek olayın işte detayları. Ezgi Mola ekranların sevilen kadın oyuncularından biri. Meslek hayatını sığdırdı. Onlarca projeyle başarısından söz ettiren Mola, Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakteriyle kariyerini zirveye taşıdı. Başarılarıyla adından söz ettiren oyuncu Ezgi Mola, annesinin sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Mola'nın annesi Jale Erkan yüz felci geçirmişti. Erkan bunun üstüne Profesör Doktor Tamer Koldaş'a müracaat ederek göz kapağı kaldırma ameliyatı olmak istediğini belirtti. Kötü günler ameliyatla birlikte başladı. Sağlık sorunları peş peşe geldi. Ameliyat sonrası yemek yerken sorun yaşadı, konuştuğu esnada dudağını ısırdı ve ağzındaki yiyecekleri dökmeye başladığı iddialarıyla ameliyatın üstlenen Doktor Tamer Koldaş'a 150 bin TL maddi ve 10 bin TL manevi olmak üzere 160 bin TL'lik tazminat davası açtı. Zorlu geçen dava süreci İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde gerçekleşti. Adli tıp, doktor kusursuz dedi. Davada Adli Tıp Kurumu'nun muayenesinden geçen Jale Erkan, muayene sonrası hazırlanan raporda uygulanan tüm işlemlerin doğru olduğu, lakin Erkan'ın ameliyat sonrası farklı bir doktora giderek tedaviyi aksattı. Aynı zamanda başka bir hekimden de ameliyat olarak durumda kendisinin suçlu bulunduğu rapor edildi. Erkan tarafından suçlu görülen Doktor Koldaş'ın eylemlerinin tıp biliminin ilke ve kurallarına uygun olduğu kaydedilen raporda doktorun kusurlu olmadığı da söylendi. Çekişmelerle süren davanın sonucu merak konusu oldu. Şimdi annesi bir sessiz şey yapalım. Şunu alabilir misin? Buradan çıkaralım. Evet. Evet, şöyle Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan geçirdiği yüz felcinden sonra bir plastik cerrah giderek göz kaldırma ameliyatı Peki, oluyor. Peki yüz felci neden geçiriyor? Onu bilmiyorum. Normal inme gibi bir şey mi iniyor? Onu bilmiyorum. Ondan yoksa sonra bir hasar oluşuyor ve göz kaldırma ameliyat oluyor. Sonrasında da işte bir tazminat davasına kadar gidiyor. Ama çok duyduğumuz şeyler yanlış ameliyatlar. Çok duyduğumuz. Evet ama o öyle gidiyor ya annesi. Evet. Acaba inme sonucu mu yoksa bir estetik yani bir şey sonucu mu gidiyor? İhtiyaç geçirmiş gibi. Değil mi? Hani evet. Ondan sanki sonra gidiyor böyle bir şey ama kası çalışmayan bir şey estetik de olsa. Kötü günler ameliyatla birlikte başladı. Sağlık sorunları peş peşe geldi. Ameliyat sonrası yemek yerken sorun yaşadı. Konuştuğu esnada ise dudağını ısırdı. Yemek yerken yiyeceklerin dökmeye, ağzından çünkü dökmeye fonksiyon başladığı iddialarıyla ameliyatı üstlenen doktora 150 bin TL'lik var. Maddi, 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açıyorlar. Bu tabii süreçte doktor kusursuz diyor adli tıp. Bence yani, bu evet, şekilde gidiyorlar bence. Ha. Zaten hani bu şekilde gidip o hale dönülse hayır bu şekilde değil. Yani bu, ama iyi şekilde değil. Bence zaten kötü, marazalı inmeymiş, şekilde evet gittiği için. Yoksa böyle gidip maraza olsa kesinlikle doktor suçu olarak evet, gelir. Çok geçmiş olsun. Felci de o şekilde düzeltmek çok zor. Evet. Maalesef çok zor. Çalışmayan bir kas. Evet. Çalışmayan zor kaslar. Programın sonuna geldik. Yarın yine inşallah devam ederiz. Hoşçakalın.